Evet, günaydın. Geçtiğimiz derste Orta Çağ Hristiyan dünyasında özellikle Arius Augustinus örnekliğinde nedensellik sorununa nasıl yaklaşıldığını göstermeye çalıştım. Bu derste İslam dünyasından iki örnek üzerinden konunun nasıl ele alındığını göstermeye çalışacağım. Hem İslam dünyasındaki nedensellik sorunu ile ilgili tartışmaları da gündeme getirmeyi hedeflemiş oluyorum. Üzerinde duracağım iki düşünür var. Gazali ve İbn Rüşd. Bu iki düşünürü seçmem nedensiz değil. Çünkü ikisinin arasında hepimizin bildiği gibi bir tahafüt tartışması var. İslam kültüründe yaygın olarak bilinen Gazali'nin filozofları eleştirmek için Tahafütel Felasife isimli bir yapıt kaleme aldığını biliyoruz. Sonra İbn Rüşd yaklaşık bir asır sonra Tahafüt isimli bir eserle ona yanıt veriyor. Tartışmalardan bir tanesi de nedensellik tartışması ile ilgili. Ben önce tartışmaların arka planını görmek açısından İslam dünyasındaki genel düşünsel hareketlere şöyle kabaca bir bakacağım. Oradan bu nedensellik tartışmasına dönmeye çalışacağım. İslam'ın klasik çağında özellikle 9-10. Yüzyıllarda Helenistik kültürün İslam dünyasına girişiyle birlikte kelamcılarla filozoflar arasında Tanrı'nın ve evrenin neliğiyle bunların birbiriyle ilişkileri konusunda köklü bir ayrışmanın yaşandığını gözlüyoruz. Bu ayrışmada her iki entelektüel grubun toplumsal konumlarının ve referans aldıkları kültür birikimlerinin köklü bir rolünün olduğunu söylemek gerekir. Büyük ölçüde cami merkezli bir yapılanmayı ve ona dayalı dinsel bir kültür birikimini temsil eden kelamcılar, farklı kültürlerden etkilenseler de özde İslam dinsel bildirilerine dayanırken, saray merkezli, aristokrat bir yapılanma sergileyen filozoflar ise daha çok antik bilim ve felsefe mirasına dayanırlar. İslam dinsel bildirilerini merkeze alan kelamcılar, Kur'an'da her şeyin Tanrı tarafından yaratıldığı, onun her şeyi belirlediği, her an bir işte olduğu, şeyleri öz ol sözüyle var ettiği, yani kün feyekün, yine o dilemedikçe hiçbir şeyin olamayacağı gibi deyişleri dikkate alarak mutlak irade ve kudret odaklı dilediğini yapan faili mutlak ya da faili muhtar bir tanrı anlayışı oluşturmuşlardır. Kudret odaklı bu tanrı tasarımına bağlı olarak Yunan ve Hint atomculuğundan kimi etkiler taşıdığı anlaşılan ancak belli ölçülerde özgünlük de içeren töz ilinek metafiziği inşa etmişlerdir. Buna göre evren bölünmeyen parça yani onların deyişiyle söylersek el cüz la yetecezze yani bölünmeyen parça demek. Bölünmeyen parça olan atomlardan, ilineklerden ve boşluktan oluşmaktadır. Atomlar niceliksizdirler, basittirler ve uzamdan da yoksundurlar. Ancak birleşince nicelik ve uzama sahip olurlar. İlinekler atomlardan ayrı olamazlar. Bu yüzden cismi oluşturan atomlarla varlık kazanırlar. Yine ilineklerin birinin diğerinden üstünlüğü söz konusu değildir. Onlardan birisi diğerini de gerektirmez. Kelamcılar ilineklerde gözlemlenen sürekli değişimlere işaret ederek onların yaratılmış olduğunu kanıtlamaya yönelirler. Çünkü onlara göre eğer bir değişim söz konusuysa o yaratılmışlığın bir kanıtıdır. İlineklere işaret ederek onların yaratılmış olduğunu kanıtladıkları için ilineklerin sürekli olarak değişmesi, iki anda varlıklarını sürdürmeleri de onlara göre mümkün değildir. Atom, ilineklerden yoksun olamayacağına göre ilineklere mahal olan atomların da yaratılmış olması gerektiği sonucuna ulaşırlar. Yaratılmış olan atomlar da sürekliliğe sahip değildir. Buna göre atomlar ve ineklerden oluşan bileşik cisimlerin birbirinden farklılığını sağlayan şey sahip oldukları nitel ineksel özelliklerdir. Örneğin demir ve ile tereyağının tozları arasında hiçbir farklılık yoktur. Hepsi atomlardan meydana gelir yani. Her ikisi de birbirine benzer atomlardan oluşur. Aralarındaki fark ineklerden kaynaklanır. Bu haliyle atom ve ilinekler sürekli olmadıkları, sürekli yeniden yaratıldıkları için onlardan oluşan cisimler de sürekli yeniden yaratılırlar. Bu evrenin ve evrendeki şeylerin sürekli olarak Tanrı tarafından
yok edilip yeniden yaratıldığı anlamına gelmektedir. Tanrı şeylerde süreklilik ilineğini yaratmayınca veya süreklilik ilineğini onlardan kaldırınca şeyler var olmayı durdururlar. Yani bozulurlar. Tıpkı atomlar ve ilinekler gibi zaman ve hareket de kelamcılara göre parçalıdır. Hareket ve sükunların, zaman ise bölünmez birimler olan anların toplamıdır. Atom ve ilinek gibi zamanın ve hareketin varlığı da anlıktır. Tanrı onları da sürekli olarak yeniden yaratır. Kelamcılara göre evrendeki bu parçalı yapı Tanrı'nın sürekli ve anlık yaratımına, efendim buna halk fi külli vakt diyorlar. Yani sürekli yaratma. Tanrı'nın sürekli yaratımını gerekçelendirmeye de olanak sağlar. Tevellüt, ki Türkçe ile söylersek doğuş kuramı, mana yani nedenler kuramı, kümün ve zuhur yani gizlenme ve ortaya çıkma gibi kimi görüşler geliştirerek insanın adaletini ve insanın özgürlüğünü temellendirmek için doğada kısmi de olsa bir nedensel sürekliliğin olduğuna inanan birkaç mutezili kelamcıyı bir kenara bırakırsak, söz konusu tasarımın kelam çevrelerinde genel bir kabul gördüğünü söylemek olasıdır. Öyle anlaşılıyor ki, kelamcılar antik materyalist atomcu öğretide, atomların boşlukta dolaşırken rastlantısal olarak çarpışmaları sonucu bileşik şeylerin meydana geldiği anlayışındaki rastlantıyı kaldırıp yerine eylemleri sorgulanamayan mutlak, faili muhtar bir tanrıyı oturtmuşlardır. Böylece rastlantının yerine konulan özgür ve mutlak kudretli tanrı, evrenin ve evrendeki şeylerin yapı taşları olan parçaları, yani atomları ve ilinekleri, boşlukta keyfi olarak dilediği gibi birleştiren bir varlık olarak tasarlanmış olmaktadır. Bu tasarımda evren Tanrı'nın mülkü yani iktidar alanı olarak görülmektedir ve Tanrı mülkünde dilediği gibi davranabilme olanağına sahiptir. Tanrı aklen imkan dahilinde olan her şeyi yapabilir. Dolayısıyla kelamcılara göre Tanrı odaklı parçalı ve süreksiz evrende duyulara kendini gösteren olağan düzende sabit değildir. Evrende her şey olasıdır. Bizim düzen olarak gördüğümüz şey sadece Tanrı'nın bilgi, irade ve kudretine dayalı olan olağan adetidir. Buna genelde adetullah ya da sünnetullah diyorlar. Bu tasarımı anlamak için Bağdat mutezililerinden Ebu Cafer Muhammed bin Abdullah el-İskafi'nin şu deyişi oldukça uyarıcıdır. Şöyle diyor, tabiat düzeni sabit değildir. Dolayısıyla ateş yanma olmadan oduna değebilir ve taş düşmeden de havada kalabilir. İlk köklerini mutezili düşüncelerde bulduğumuz söz konusu atomculuk, anlık, parçalı ve süreksiz evren tasarımı, Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, Bağdadi, Bakillani ve Cüveyni gibi Eş'ari kelam geleneğine mensup düşünürlerce devralınmış ve geliştirilmiştir. Aynı anlayışın iz düşünleri Maturidi kelamcılarda da gözlenir. Bu anlayışta Aristotelesçi anlamda bir şeyi o şeyi yapan form ya da doğa diye bir şey yoktur. Bizim form ya da doğa dediğimiz şey sadece Tanrı'nın anlık yaratıcı eylemlerinin bir sonucudur. Bu gelenek sadece cansız nesneler dünyasında değil, daha ileriye giderek canlıların ve daha da önemlisi insanın eylemlerini de töz ilnek metafiziği kapsamına sokar. Söz gelimi Eş'ari ve Maturidi kelamcılara göre gözümüz açık, nesne karşıda ve ışıklı bir ortam olsa da Tanrı dilerse görmeyi yaratmayabilir. Daha doğrusu Tanrı görmeyi yaratmayınca görme gerçekleşmez. Yine benzer bir şekilde çıkarım için gerekli tasımlar oluşturulsa bile Tanrı sonucu yaratmayınca akli inceleme ve akıl yürütme bilgiyi doğurmaz. Bilgi de bir ilinektir. Tüm ilinekler gibi onun da Tanrı tarafından anlık olarak yaratılması söz konusudur. İbn-i Meymun'un deyişiyle bu tasarıma göre bir giysiyi kırmızıya boyadığımızda onu boyayan biz olmayıp Tanrı'dır. Giysiye kırmızı renkli boya ilişince
Biz her ne kadar boyanın renginin giysiye geçtiğini sansak da giysi de oluşan rengi yaratan Tanrı'dır. Bununla birlikte Tanrı'nın yarattığı adet gereği giysiye kırmızı renk iliştiğinde siyah renk meydana gelmez. Siyahlık ancak siyah boya iliştiğinde ortaya çıkar. Siyah boya giysiye ilişince de ortaya çıkan siyahlık iki zaman biriminde sürekli kalamaz. Söz konusu renk o anda yok olup gider ve yerine bir başka siyahlık yaratılır. Tanrı'nın yarattığı başka bir adet ise söz konusu siyahlık yok olduktan sonra onun yerine kırmızı veya sarılık ileneği yaratmayıp onun gibi bir siyahlık ileneği yaratmasıdır. Yine İbn-i Meymun'un verdiği ikinci örnek, o da ilgi çekici. Yine yazma sırasında insanın kalemi hareket ettirme iradesini, hareket ettirme gücünü, elin ve kalemin hareketini ayrı ayrı yaratan Tanrı olmak durumundadır. Bütün bu parçalar ya da ilnekler Tanrı tarafından sürekli yeniden yaratılır. Elin kalemle birlikte bulunması Tanrı'nın alışkanlığı ya da adetini yerine getirmesinden başka bir şey değildir. Ancak bu daima Tanrı'nın alışkanlığını ya da adetini yerine getireceği anlamına gelmemektedir. Tanrı dilerse ölü insanı diriltip ona ciltler dolusu kitap yazdırabilir. Çünkü Tanrı özgür hareket eden, dilediğini yapan, dilediğini yaratan ve yaptıklarından ve yarattıklarından sorumlu olmayan bir varlıktır. Bu yüzden evrende her şey diğer bir şeyin gerçek nedenidir denilemez. Öyle anlaşılıyor ki kelamın metafizik tasarımı ilk yaratılışla yetinmemekte, insan eylemleri dahil evrendeki her şeyin sürekli ve sürekli olarak yeniden yaratıldığını iddia etmektedir. Onlar her ne kadar her an yaratıcı olan Tanrı'ya, Tanrı'yı devreye soksalar da Tanrı'ya neden demeyi de reddederler. Tanrı'yı Halik yani yaratıcı, Muhassis yani tahsis edici ya da Muraccih yani tercih edici olarak görürler. Bundan dolayı kelam metafiziğinin nedensellik bakımından ara nedenci ya da vesileci olduğu söylenir. Kelamcılar neden böyle bir anlayışa tevessül etmişlerdir? Bunun temel nedeni evrenin Tanrı'nın özgür iradesiyle zaman içinde var edildiğini ve şeylerin sürekli yeniden yaratıldığını göstermek, Tanrı'yı her an faal kılmak ve sistemlerinde mucizeye yer açmaktır. Onlara göre eğer neden-sonuç ilişkisi zorunluysa, Tanrı da ilk nedense evrende olan evrende ondan zorunlu olarak çıkmış demektir ki bu durum evrenin öncesizliği sonucuna götürmekte, zorunlulukla eğleyen pasif bir Tanrı tasarımına yol açmaktadır. Öte yandan doğa diye bir şey varsa ve doğa kendi iç işleyişine sahipse, şu halde evrende Tanrı'nın irade ve kudretinin dışına çıkan kimi eylemlerin bulunduğunu kabul etmek gerekir. Yine aynı durum, doğa eylemini zorunlulukla yerine getirdiği için mucizeye olarak bırakmaz. Oysa bu hususlar İslam inancıyla uyuşmaz. Kelamcıların anılan tasarımına karşı felsefi çevreler genelde Aristoteles'in Metafizik ve ile Fizik adlı yapıtlarını ve daha çok da yanlışlıkla Aristoteles'e mal edilen Yeni Platoncu, Kitab-ı Esolucia, Kitab-el İlel gibi yapıtlardan da yola çıkarak suduru ya da türümü temel alan bir başka yaklaşım tarzı geliştirmişlerdir. Felsefecilerin sudurcu ya da türümcü yaklaşımlarında tıpkı Plotinus'ta olduğu gibi güneş ışığının güneşten, soğuğun buzdan çıkması gibi evren Tanrı'dan zaman dışı bir çıkışta var olmuştur. Bu durum evrenin zamanda öncesiz kıldığı gibi Tanrı'yı da zorunlulukla eyleyen bir neden konumuna sokmaktadır. Bu sudurun nedeni Tanrı'nın akletmesi, bilgisi, yetkinliği, cömertliği ve iyiliğidir. Çünkü akleden, bilgin, yetkin, cömert ve iyi olan onlara göre taşar. Bu tasarımda Tanrı ilk neden olmakla birlikte gücünü ilk nedenden alan ikinci nedenlerin de varoluşta işlevsel rolleri söz konusudur. Sudurla var olan bu evren ay merkez alınarak ay üstü ve ay altı olarak ikiye ayrılır. Ay altı evrendeki her şeyin nedeni veya ilkesi
ay üstü evrende yer alır. Bu nedenler ve ilkeler ilk neden, ikinci nedenler ve etkin akıldır. Bunlar aşağı ya da ay altı evrenin ilkeleri olarak nefs, form ve maddenin de ilkeleridir. İlk neden Tanrı'dır. Tanrı kendi özünü bilir. Özü bütün varlıkların formlarını kapsadığı için özünü bilince bütün var olanları da tümel olarak bilir. Yalnızca Tanrı birdir. Onun dışındaki varlıklar çokluğa sahiptir. O kendisinde hiçbir eksiklik bulunmayan en yetkin ve en erdemli varlıktır. Diğer tüm varlıklar ona benzemeye çalışırlar. Tanrı'nın kuşatamadığı hiçbir varlık yoktur. Eğer böyle bir varlık bulunsaydı, Tanrı o varlığı kuşatandan daha aşağı bir düzeyde yer alır ve Tanrı olamazdı. Tanrı'nın varlığı bir başkası için olmadığı gibi bir başkasına da gereksinme duymaz. Bu nedenle o hem akıl, hem akil, hem de makul. Yani düşünce, düşünen ve düşünülendir. Hem bilgi, hem bilen, hem de bilinendir. Hem seven, hem de sevilendir. Başkası ona gereksinme duyar, ondan varlık kazanır. Başkasının ondan varlık kazanması feyz ya da sudur yoluyla olur. İkinci nedenler ayrık akıllar diye adlandırılır ve genelde meleklerle özdeşleştirilir. Tanrı'nın kendi özünü düşünmesiyle ilk akıl oluşur ve böylece akıllar dizisi başlamış olur ve bu dizi ay küresinin aklına değin sürer. Her akıl kaynağı gibi tek olmakla birlikte varlıklarında ikilik vardır. Çünkü onlar kendi özleri dolayısıyla olumsal yani mümkün, başkaları dolayısıyla zorunludur yani vaciptir. Böylece her akıl kendisinden öncekini, kendisini var edeni düşünerek bir sonraki aklı, kendi varlığının başkası dolayısıyla zorunlu olduğunu düşünerek sırasıyla gök kürelerinin nefslerini, kendi varlığının özüyle olumsal olduğunu düşünerek gök kürelerinin cisimlerini meydana getirir. Böylece her akıldan üç şey çıkar. Bir sonraki akıl, gök küresinin nefsi ve gök küresinin cismi. Kendisinden zorunlu tek varlık olan Tanrı'dan sonra gelen bütün varlıklar mümkün ya da olumsal ya da nedenli varlıklardır. Ancak olumsal ya da mümkün varlıklardan ayüstü evrende bulunanlar başkasıyla zorunlu oldukları yani zorunluluğu Tanrı'dan aldıkları halde ayaltı evrendeki bütün varlıklar her yönden mümkün ya da olumsal varlıklardır. Zorunluluğu Tanrı'dan olan varlıklar var olup yok olmazlar, değişmeye uğramazlar. Bunlar eksik varlıklar oldukları için en yüce mutluluğa kendiliklerinden sahip olamazlar. Bir başka deyişle onlar kendi başlarına mutlu olmaya yeterli değillerdir. Ancak kendilerini ve ilk varlığı yani Tanrı'yı düşünmekle ona benzemeye çalışmakla mutlu olurlar. Ayaltı evrende var olan her şeyin gizil ya da kuvve haldeki edilgin nedeni değişmelere rağmen aynı kalan ilk maddedir. Maddenin varlığının kanıtı cisimleri oluşturan dört ögenin yani toprak, su, hava ve ateşin birbirine dönüşmesidir. Söz gelimi su ısıtılınca buhar olur, buhar yoğunlaşır ve su olur. Buradaki değişen yalnızca söz konusu ögenin formu olup bu formun altında yatan şey yani ilk madde değişmemektedir. İlk maddeyi somut varlık alanına çıkaran ise ilk formdur. Ögeleri belirleyen forma ögesel form, cinsi belirleyen forma cismani form, türü belirleyen forma da türsel form adı verilir ve bu formların hepsi tanrısal ya da göksel kaynaklıdır. Mekan, yer kaplayan cismin niteliği olup kendiliğinden var olamaz. İslam filozofları mekanı tıpkı Aristoteles gibi kapsayan cismin kapsanan cisme dokunduğu sınır biçiminde tanımlarlar. Buna göre cisimden boş bir uzam düşünülemez. Başka bir deyişle boşluk diye bir şey yoktur. İslam filozoflarının Aristoteles'ten gelen maddenin sürekliliği görüşü, maddenin süreksizliğine bir başka deyişle atomun ve boşluğun varlığını kabul eden kelamcılar
ve atomcu bir filozof olan Ebubekir Zekeriya Razi'yi eleştirmelerine neden olmuştur. Cisim üç boyutlu olduğu, ondan bağımsız bir mekan olmadığı ve tüm evren cisimlerle dolu olduğu için cisim gibi tüm evrenin de sınırlı olması gerekir. Sınırsız bir evren düşünülemez. İslam filozofları hareket ve zaman konusunda da yine Aristoteles'i izlerler. Hareket göksel ve yersel olarak düşünülür. Göksel hareketin sürekli, öncesiz ve küresel hareket olduğunu ileri sürerler. Yersel hareket varoluş biçimine göre döngüsel hareket, uzamsal hareket, nicel hareket, nitel hareket gibi türlere ayrılır. Hareket ilkesi açısından ise doğal hareket, istençli hareket, zoraki hareket biçiminde bölümlere ayrılır. Doğal hareket, doğal nesnelerin hareketidir. Onların kendi doğal yerlerine doğru olan bir harekettir. Çünkü evrendeki bütün varlıkları oluşturan dört ögenin evrende belirlenmiş doğal yerleri bulunmaktadır. O dönemde kütle ve çekim kavramları bilinmediği için her şey kendilerine yaratılışta verilen bir işlevle açıklanmıştır. Söz gelimi dört ögeden toprağın doğal yeri evrenin merkezi sayılan yeryüzüdür. Ateşin doğal yeri evrenin sınırını oluşturan en yüksek gök küresidir. Su ve hava bunların arasında yer alır. Bölgeler kendi yerlerinden çıkarıldıklarında doğal yerlerine dönme eğilimindedirler. İstençli hareket hayvanlara, insanlara ve gök kürelerine ait olan nefsani harekettir. Zoraki hareket ise bir cismi doğal yerinden uzaklaştırma hareketidir. Söz gelimi doğal yeri yeryüzü olan bir taşı gökyüzüne fırlatma ve taşın gökyüzüne doğru hareket etmesi zoraki bir harekettir. Zaman hareketteki önce ve sonraya bağlı olarak hareketin ölçüsüdür. Ancak her hareketin değil, en yüksek gök küresinin hareketinin ölçüsüdür. Hayal gücünde geçmişle geleceği birleştiren ya da geçmişi gelecekten ayıran sınır olarak kabul edilen an süresi olmadığı için zaman değildir. İslam filozofları bu alemdeki varlıkların varoluşu için Aristoteles'in belirlediği dört nedeni olduğu gibi kabul ederler. Bunlar fail neden, maddesel neden, formel neden ve ereksel nedendir. Maddesel neden alıcı nedendir ve edilgindir. Fail neden eyleme geçiren, hareket ettiren nedendir. Formel neden varlığa çıkaran, tözsel ya da varoluşsal dönüşümü sağlayan nedendir. Ereksel neden ise bir şeyin evrendeki yerini ve işlevini belirleyen nedendir. Ay altı evrendeki varlıklar, bir başka deyişle yeryüzünde bulunan varlıklar, maddeye verilen ögesel formlar sayesinde oluşan ögelerden, yani toprak, su, hava ve ateşten başlayarak bu ögelerin belli oranlarda dengeli ve uyumlu bileşimlerinden kaynaklanır. Bu bileşimler kendilerine sağlanan denge ve uyum ölçüsünde türsel formları almaya hazırlıklı hale gelir ve bu formların verilmesiyle de madenler, bitkiler, hayvanlar ve insanlar oluşur. Gerek ögeleri belli oranlarda dengeli ve uyumlu bir bileşime sahip olarak kendilerine uygun formları almaya hazırlıklı duruma gelmelerinde, gerekse onlara uygun formların verilmesinde ruhani evrende, yani ayüstü evrende var olan akıllar, gök küreleri ve onların hareketleriyle meydana gelen oluşumlar fail neden olarak etkili olurlar. Ortaya koyduğumuz bu tasarım, Tanrı'nın yaratma eylemini, yani sudur ya da feys, zorunlu görmekte, onu ilk neden olarak nitelemekte ve Tanrı'nın dışında göksel varlıklar, doğa yani tabiat ve nefs gibi başka şeyleri ikinci neden olarak kabul etmektedir. Bu nedenleri uzak ve yakın neden olarak da nitelendirmektedirler. Bu yaklaşım aynı zamanda evrende Tanrı'dan başlayıp maddeye inen katı nedensel bir hiyerarşi de varsaymaktadır. Evrendeki düzen ve tanrısal inayet de bu değişmez hiyerarşik düzensel nedensel düzen ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu düzene büyük varlık zinciri ve iyilik düzeni adı da verilmektedir. İslam filozoflarına göre Aristoteles'te olduğu gibi nedensellik
ontik varoluşun temeli olduğu gibi bilginin de temelidir. Çünkü onlara göre Tanrı dışında her şey nedenlidir ve bir şeyi bilmek demek o şeyin nedenlerini ve ilk nedenini bilmek demektir. Bu yüzden Tanrı'da olduğu gibi bir şey nedensiz ise o şey hakkıyla bilinemez. Bilgi ya nedenden sonuca ya da sonuçtan nedene gidilerek elde edilir. İslam dünyasında ana hatlarıyla özetlediğimiz bu iki evren tasarımı, yani kelamcıların atomcu ve süreksiz evren tasarımı ile İslam filozoflarının Aristotelesçi madde form ilişkisine dayalı hiyerarşik ve süreklilik taşıyan evren tasarımı uzun süre birbiriyle çatışmıştır. Bu çatışmada ana sorunsal, yukarıdaki anlatımlardan da sezileceği gibi Tanrı'nın neden olarak görülüp görülemeyeceği, ona bir şeyin zorunlu olup olamayacağı, evrenin zamanda bir başlangıcının bulunup bulunmadığı, şeylerin eylemlerini gerektirici bir tabiat ya da doğalarının olup olmadığı, ikinci nedenlerin bulunup bulunmadığı gibi konularda yoğunlaşır. Daha felsefenin İslam dünyasına girişiyle başlayan bu tür tartışmaların Ortaçağ İslam kültüründe Gazali ile birlikte tehafüt, yani tutarsızlık demek tehafüt, tehafüt yazınının doğmasına yol açtığı söylenebilir. Nitekim Gazali, Tehafüt el-Felasife adlı eserinde kelam geleneğinden yola çıkarak felsefenin Tanrı ve evren tasarımının bir eleştirisini yapmış, İbn Rüşd ise yaklaşık bir asır sonra felsefe geleneğinden yola çıkarak Tehafüt et-Tehafüt, yani tutarsızlığın tutarsızlığı adlı eseriyle ona yanıt vermiş. Farabi ve İbn Sina gibi filozofları kimi konularda Aristoteles'ten ayrılmakla suçlasa da felsefi geleneğin genel çizgilerini savunmaya çalışmıştır. İslam kültüründe daha sonra başka tehafütler de yazılmıştır. Tehafüt geleneğinde nedensellik tartışması 17. tartışma olarak karşımıza çıkar. Ancak tartışmanın hem Tanrı ve evren tasarımı, hem Tanrı-evren ilişkisiyle köklü bir bağının bulunması, onu tehafütlerdeki tüm tartışmaların değiş yerinde ise düğüm noktası yapar. Dolayısıyla tehafüt tartışması, İslam dünyasında filozoflarla kelamcılar arasındaki temel kırılma noktalarını görmek, onların Tanrı-evren ilişkisine bakışlarındaki farklılıkları görmek, ontolojiye ve epistemolojiye bakıştaki farklılıkları görmek açısından hakikaten önemli bir tartışmadır. Tartışmayı o kadar önemlidir ki tartışma. Tartışma sadece felsefi bakımdan değil, İslam dünyasındaki bilimsel düşüncenin serüveni bakımından da yaşamsal. Çünkü kim araştırmacılar Eş'arilerin ve özellikle Gazali'nin nedenselliğin zorunluluğunu eleştirisini nedenselliğin inkarı olarak yorumlamışlar ve nedensellik düşüncesi bilimde köklü bir işlev yüklendiği için Eş'ari zihniyeti ile bu zihniyetin en güçlü savunucusu olan Gazali'yi İslam dünyasında yaşanan bilimsel duraklamaların da baş müsebbibi ilan etmişlerdir. Hatta kimi düşünürler El-Eş'ari ile El-Gazali İslam dünyasındaki zihniyete yeni bir istikamet vermemiş olsalardı, Araplar Galileleri, Kepler'leri ve Newton'ları yetiştiren bir millet olabilirdi demekten kendini alamamışlardır. Durumun gerçekten böyle olup olmadığını görmek ve sağlıklı bir karar verebilmek için nedensellik tartışmasını en azından Gazali ve İbn Rüşd üzerinden ana hatlarıyla ortaya koymak aydınlatıcı olacaktır. Gazali, az önce özetlediğim ve kelam çevrelerinde genel kabul gördüğü anlaşılan, Tanrı'nın kudretini ön plana çıkaran, parçalı, süreksiz ve teosentrik, yani Tanrı odaklı anlayışın en güçlü savunucuları arasındadır. Onun teosentrizmi büyük ölçüde Eş'ari kelam ekolünden, özellikle de hocası Cüveyni'den beslenmekte ve ekol daha Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'den beri
Tanrı'nın kudretine vurguyla onun evrene anlık müdahalesine izin veren, evrende tek gerçek özne olarak Tanrı'yı ve onun mutlak kudretini gören bir anlayışa gönderme yapmaktadır. Gazali devraldı Tanrı odaklı yaklaşımdan yola çıkar ve evrende kısmi bir sürekliliğin olduğunu ima eden kimi mutezili düşünürlerin savunduğu doğuş kuramını ve Farabi ve İbn Sina gibi İslam kültüründe eğitilmiş şöhretli filozofların ikinci nedenleri onaylayan ve nedenselliği zorunlu sayan bakışlarını tartışmaya açar. Onun eleştirileri Tanrı dışındaki var olanları imlediğini söylediği evrenin Tanrı'nın eylemi olduğu, onun sıfatlarının bir tezahürü olduğu görüşünden hareket eder. Bu yüzden olsa gerek Gazali, biz evreni yer, gök ve alem olarak değil, Tanrı'nın bir yaratığı ve eylemi olarak düşünüyoruz dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürür. Biz nedenle sadece tercih edeni kastediyoruz. Şöyle demiş. Ve nahnu la nuridu bis sebep illa el murajjih. Murajjih dediği de Tanrı. Gazali ilk önce Bişr-i Mutemir ve takipçileri tarafından büyük bir olasılıkla eski Yunan'daki tartışmalara dayanarak geliştirmiş oldukları doğuş ya da tevellüt kuramının eleştirisini sunar. Ancak doğuş kuramı konusunda Gazali'nin çelişkili ifadeler kullandığını peşinden söylemek gerekir. O El-İktisat fil-İtikat yani itikatta orta yol adlı yapıtında tevellüdü ya da doğuş kuramını tümden yazdırırken daha sonra kaleme aldı. El-Maksadul Esna fi Şerh Esmaullah El-Husna yani Tanrı'nın güzel isimlerinin maksatları adlı eserde ise onu onayladığını ima eden ifadeler kullanılır. Nitekim bu yapıtında su saatini anlatırken çarklardaki eylemlerin birinin diğerinden doğduğunu iddia eder. Mutezili kökenli doğuş kuramı ya da tevellüt kuramı bir eylemin ya da bir nesnenin diğerinden çıkmasını, bir başka deyişle doğmasını ifade eder. Kimi mutezili düşünürler bu kuramı önceleri büyük olasılıkla insan eyleminden doğan sonuçları insana mal etmek için benimsemiş gibi görünmektedirler. Ancak tartışmaların gelişimi konunun nesneler dünyasına taşınmasına da yol açmıştır. Bu konuda verilen örnekler şunlardır. Fırlatıldığında taşın hareket etmesi, havaya atıldığında taşın yuvarlanması, yine yay bırakıldığında okun gitmesi, darbe vurulduğunda acı meydana gelmesi, okun isabet ettiği insanın ölmesi, anne karnından çocuğun doğması, bir etkiden doğan işte renkler, tatlar, kokular gibi ilmekler. Gazali'ye göre doğada sürekliliğin olduğunu ima eden tevellüt ya da doğuş, Tanrı'nın mutlak kudretine sınır koymasının yanı sıra evrende Tanrı'nın müdahalesinin dışında kimi etkin öznelerin ve evrenin kendine özgü bir iç işleyişinin olduğunu ima eder ki bu Tanrı'nın dışında başka yaratıcılar benimsemek ve ona şirk koşmak anlamına gelir. Ayrıca ona göre bu tutum eyleminin sonucunu bilmeyen ya da eylemlerinden hiçbir haberi olmayan bir varlığı etkin kılmaya çalışan bir boş gayrettir. O doğuş kuramını tartışırken evrendeki tüm hareketlere örneklik teşkil etmesi için yüzüğün hareketinin elin hareketinden doğması, topraktan çıkan bir bitki gibi ceninin anne karnından çıkması ve akıl yürütmenin ya da çıkarımın bilgiyi doğurması örneklerini verir ve tartışmasını elin hareketinden doğan yüzüğün hareketi örneği üzerinde yoğunlaştırır. Gazali'ye göre akıl yürütme zorunlu olarak bilgiyi doğurmadığı gibi anne karnından çocuğun doğması da annenin çocuğun nedeni olduğu anlamına gelmez. Aynı durum elin hareketiyle gerçekleştiğini gördüğümüz parmaktaki yüzüğün hareketi için de geçerlidir. Gazali'ye göre gerek eldeki gerekse yüzüğün takılı olduğu parmaktaki hareketler ilinektir ve ilineklerin birinin diğerinden çıkması olanaksızdır. Zira ilineklerin varlığı anlıktır. Ayrıca elin hareketinin bir içi de bulunmamaktadır. Bu durumda yani içi olmayan bir şeyden bir hareketin doğması söylenemez. Buna ek olarak
el kendisindeki bir şeylerin çıktığı, bir takım nesneleri içeren bir varlık olmadığı gibi hareket elin özünlü, yani kendisinden ayrılmayan bir niteliği de değildir. Şu halde el hareket ettiği halde parmaktaki yüzüğün hareket etmemesi olasıdır. Çünkü elin hareketiyle yüzüğün hareketi arasında ayrılma kabul etmeyen mantıksal, özsel bir ilişki yoktur. Bu koşullar altında yüzüğün hareketinin elin hareketinden doğduğunu söylemek için hiçbir akılsal neden söz konusu değildir. Yine yüzüğün hareketinin elin hareketinden doğduğu a priori olarak da kanıtlanamaz. Acaba bu olguyu gözlem kanıtlayamaz mı? Onun bu soruya verdiği yanıt da olumsuzdur. Çünkü gözlem sadece iki şeyin yan yana ve birlikte olduğunu gösterir. Birinin diğerinden doğduğunu değil. Dolayısıyla anılan ilişki a posterior olarak da kanıtlanamaz. Gazali parmaktaki yüzüğün hareketinin elin hareketinden doğduğunu gözlemden hareketle biliyoruz diyenlere şu karşılığı verir. Sizin bu hususun gözlem ile bilindiğine dair sözünüz kuşkusuz cehalet ve ahmaklıktan başka bir şey değildir. Zira bu hareketin sadece elin hareketiyle birlikte meydana geldiğini gözlemlemek olasıdır. Fakat onun gerçekten elden doğmuş olduğunu görmek imkan dahilinde değildir. Gazali'ye göre eğer anılan hareketi Tanrı yaratmışsa gerek yüzüğün gerekse suyun hareketi olmaksızın elin hareketini yaratması gerekir karşı çıkışı da yersizdir. Zira ona göre imkansızın güç yetirilen nesne ve koşul bulunmaksızın koşulluğunun var olması akılsal değildir. Anılan akıl yürütmesiyle Gazali bir eylemin ya da bir nesnenin diğerinden doğmasını yan yanalık ve birliktelik ilişkisi olarak sunar ve bu tür ilişkilerdeki zorunluluğu sadece imkansızlık ya da koşulla koşullu arasındaki ilişkiye indirger. Böylece zorunluluğun dış dünyada değil, mantıksal alanda geçerli olduğunu ima eder. O sözünü Tanrı'nın kudretine ve yoktan yaratmasına hak getirerek şöyle der. İşte böylece doğuş ya da tevellüt görüşünü ileri süren Mutezile'nin akli inceleme, soruşturma ve araştırma bilgiyi doğurur gibi ve uzatılmasında fayda görmediğimiz buna benzer daha birçok sözleri doğuşun ya da tevellüdün açıklanmasında kendilerini tahmin edilemeyecek derecede büyük hata ve çelişkilere sürüklemiştir. Esasen bütün bu anlattıklarımızdan da anlaşılıyor ki canlı ve cansız varlıkların özünde yaratılmış olan tözleri ve inlekleri ancak Tanrı'nın kudretiyle meydana gelmektedir. Bunların var edilmesi ve yoktan yaratılmaları ancak onun üstün kudretiyle gerçekleşmektedir. Yaratıkların bazıları diğer bazı yaratıklar vasıtasıyla meydana gelmeyip bütün bunlar sadece Tanrı'nın kudreti ve yaratmasıyla var olmaktadır. Gazali'nin filozoflarla girdiği polemik, Mutezile ile girdiği polemikten daha kapsamlıdır ve doğrudan onların evren kurgularını hedef alır. Nitekim ona göre filozoflar ilk nedenden yani Tanrı'dan yola çıkıp ayrık akılları ve göksel varlıkları ikinci neden olarak kabul etmek ve yetkinliği gittikçe azalan nedenler dizisi varsaymak ve nesnelerin doğalarını etkin kılmakla görünen nedenlerle sonuçlar arasında zorunlu bir ilişkinin bulunduğunu, neden olmadan sonucun, sonuç olmadan da nedenin varlığının güç ve imkan dahilinde olmadığını ileri sürmüşlerdir. Oysa böylesi bir tutum hem evreni öncesiz kılmakta hem Tanrı'yı zorunlu fiillerde bulunan bir fail konumuna indirgemekte hem de tanrısal adete aykırı eylemleri imleyen mucizelerin inkar edilmesi sonucuna yol açmaktadır. Gazali şöyle der. Doğadaki olguların olağan akışını son derece zorunlu bir akış olarak gören kimseler bütün mucizevi olayları imkansız görmüş olurlar. Gazali evrenin zaman içinde Tanrı'nın mutlak irade ve kudretiyle yaratıldığını ve yaratımının sürekli olduğunu temellendirmek ve evrende mucizevi olayların olası olduğunu göstermek için filozofların zorunlu ilişki dedikleri şeyin ontolojik bir zorunluluk mu yoksa salt epistemolojik yani
mantıksal bir zorunluluk mu olduğu sorusundan yola çıkar. Bir başka deyişle, zorunlu ilişki denilen şey dış dünyada mı yoksa sadece zihinsel alanda mı geçerlidir? Onun kanısına göre neden-sonuç ilişkisi zorunlu bir ilişki değildir. En azından dış dünyada ve nesnel gerçeklikler alanında böylesi bir zorunluluktan söz edilemez. İki şey arasında zorunlu bir ilişkiden söz edebilmek için bu her iki şeyden birinin kabulü, ötekinin kabulünü, birinin reddi de diğerinin reddini, birinin varlığı ötekinin varlığını, birinin yokluğu da ötekinin yokluğunu zorunlu kılması gerekir. Bu koşulları taşıyan bir ilişki Gazali'ye göre dış dünyadaki olgular alanında değil, olsa olsa salt mantıksal alanda geçerlidir ve özdeşlik, içlem, kaplam, aykırılık gibi mantıksal kategorilere özgüdür. Bu mantıksal zorunluluğu nesneler dünyasına taşımak bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Gazali anılan savını temellendirmek için iki ana yöntem benimser. İlki doğrudan kendi öz düşüncesinden, kendi felsefi çözümlemesinden, ikincisi ise bir diyalektik yöntemi olan müsellemattan, yani karşıtlarının görüşlerinden hareket eder. Gazali kendi görüşünden hareket ettiğinde doğada neden olarak düşünülen şey ile sonuç olarak düşünülen şey arasındaki ilişki bizce zorunlu bir ilişki değildir diye başlar ve susuzluğu gidermekle su içmek, doymakla yemek yemek, yanma ile ateşin ilişmesi, aydınlıkla güneşin doğması, ölümle boynun kesilmesi, iyileşme ile ilacın içilmesi gibi gözleme dayalı ilişkilerde ve bu ilişkilere dayanan tüm zanaatlarda birinin diğerini gerektirmesi gibi bir durumun olmadığını söyler. Ona göre aralarında ilişki bulunan tüm bu olgular Tanrı'nın öncesiz takdirinde bulunmaktadır ve Tanrı bunları birbiri ardınca yaratmaktadır. Anılan ilişkiler kendi özlerinde ayrılmayı kabul etmeyen özsel ilişkiler değildir. Tersine yemek yemeden doymayı, boyun kesilmeksizin ölümü yaratmak ve boyun kesildiği halde yaşamı sürdürmek ve buna benzer tüm ilişkileri yaratmak Tanrı'nın gücü dahilindedir. Çünkü Tanrı mantıksal çelişki taşımayan her şeyi yapabilir. Gazali anılan anlayışını ateş pamuk örneğinden hareketle temellendirmeye yönelir. Ona göre olağan adet uyarınca ateş pamuğa yaklaştırılınca pamuk yanar. Ancak bu onların birbirine değmeksizin pamuğun yanıp kül olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü yanmayı meydana getiren özne filozofların sandığı gibi ateş değil Tanrı'dır. Çünkü ateş cansızdır ve cansızların hiçbir etkinliği yoktur. Gazali şöyle der. Pamukta siyahlığı ve parçalarında ayrılmayı yaratmak, onu yakmak ve kül haline getirmek suretiyle yanmaya neden olan varlık Tanrı'dır. Tanrı böyle bir şeyi ya melekleri aracılığıyla ya da hiçbir aracı bulunmaksızın meydana getirir. Öte yandan filozofların ateş dokunduğu anda yanmanın gerçekleştiğine ilişkin tek kanıtları gözlemdir. Oysa gözlem nedenin sonuçla birlikte yan yana ve bir arada bulunduğunu gösterir. Hiçbir deneyim sonucun nedenden çıktığını göstermez. Gazali'nin bu anlayışının nedensellik öğretisine eleştirel yaklaşan antik septik gelenek içinde aynısı Demos ve Septicemprukis gibi düşünürlerce de savunduğunu biliyoruz. Gazali düşüncesini şöyle dile getirir. Oysa bu gözlem yanmanın ateşe temas sırasında meydana geldiğini gösterir. Yoksa onun tarafından meydana getirildiğini değil. Açıkça görülmektedir ki bir şeyle aynı anda var olmak o şey tarafından meydana getirilmeyi gerektirmez. Gazali'ye göre pamuğun yanmasının ateşten kaynaklandığı sanısı Tanrı'nın anlık yaratımlarını imleyen adeti sonucu her defasında ateşle pamuğu yan yana ve birlikte gözlemlemekten kaynaklanan psikolojik alışkanlığın ürünüdür. Böylece Gazali neden-sonuç ilişkisini daha sonra Nicolas de Autrecourt ve David Hume'da da karşılaştığımız gibi
alışkanlığa indirger ve ilişkideki zorunluluğu reddeder. Ona göre baba ile cenin arasında, yani sperm arasında da birliktelik ve yan yanalık ilişkisi bulunmasına rağmen İbn Sina gibi Tanrı'nın varlığına inanan filozoflar babanın ne spermayı rahme bırakmak suretiyle ceninin öznesi, ne onun yaşamasının, ne görmesinin, ne de işitmesinin nedeni olduğunu ileri sürerler. Filozoflarca da tüm bu olgular Tanrı'nın doğrudan ya da melekleri aracılığıyla meydana getirdiği eylemlerdir. Ancak onlar, yani filozoflar, Gazali'ye göre diğer olgular söz konusu olduğunda yan yanalık ilişkisini zorunlu ilişki saymaktadırlar. Gazali böyle düşünen filozofları doğuştan kör olup sonradan gözü açılan insanlara benzetir. Şöyle der: gözünde perde bulunan ve gece ile gündüz arasındaki farklılık konusunda insanlardan hiçbir şey işitmemiş olan doğuştan kör kimsenin gözünden söz konusu perde gündüzün kalkar ve o kimse göz kapaklarını açıp renkleri görürse, gözündeki renklerin formlarının kavranmasını sağlayan şeyin gözün açılması olduğunu, gözü sağlam, açık, söz konusu perde kalkık ve karşıdaki nesne renkli olduğu sürece mutlaka görebileceğini sanır ve güneş batıp hava kararınca güneş ışığının renklerinin onun gözü üzerinde izlenim bırakmasının nedeni olduğunu bilinceye dek göremeyeceğini aklına getirmez. Gazali'ye göre yan yana ve birlikte olan olguların birinin diğerini gerektirmediği anlayışını aslında filozofların ileri gelenleri de kabul etmektedirler. Hatta onlar nesnelerin yan yana olmaları ve birbiriyle ilişkilerinin farklı olması halinde ortaya çıkan ilişki ve olguların sadece formların vericisinden, yani melek ya da meleklerden çıktığına inanmışlardır. Hatta onlara göre renklerin formlarının gözde izlenim bırakması formları veren varlıktan kaynaklanmaktadır. Onlara göre güneşin doğması, sağlam bir göz ve renkli cisim yalnızca konumu ya da mahalli bu formu kabul etmeye hazırlayan ve yetkin kılan unsurlardır. Gazali'ye göre onlar bu anlayışlarını her olaya uygulamışlardır. Onca bu onay ateşin yanmanın, ekmeğin doymanın, İlacın sağlığın ve benzeri öznesi olduğu iddiasını da geçersiz kılmaktadır. Gazali ardından önceli olan nesnelerin kendi ilkelerinden zorunlu olarak çıktığını kabul eden, fakat formları almaya hazırlıklı olmanın bu evrendeki görünür nedenlerden kaynaklandığını söyleyen filozoflarla tartışmaya girer. Çünkü onların kanısına göre bu ilkelerden nesneler isteme ve seçme yoluyla değil, Işığın güneşten çıkması gibi zorunlu ve doğal olarak çıkmaktadır ve mahaller alıcılık bakımından yeteneklerinin farklı oluşu nedeniyle de farklılık gösterirler. Söz gelimi, parlak nesne güneşin ışınlarını alır ve bir başka yere aydınlatmak üzere yansıtır. Mat cisim ise onu kabul etmez. Bazı nesneler güneşte yumuşar, bazısı ise sertleşir. Bunun gibi ilke tek olduğu halde mahaldeki yetenek hallerinin farklılığından ötürü sonuçlar farklılaşır. Gazali böylesi bir anlayışın ateşe atıldığında İbrahim'in yanmamasının olanaksız olduğu sonucu doğuracağını söyler. Çünkü bu durum iki parça pamuğun aynı ölçüde ateşle temas etmesi halinde birinin yanıp diğerinin yanmamasının olanaksızlığına benzemektedir. Nitekim anılan görüşü benimseyen filozoflar Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığında yanmamasının sadece iki şekilde tasarlanabileceğini ama ikisinin de olası olmadığını ileri sürmüşlerdir. İlki ateşten sıcaklığın kaldırılmasıyla olabilir ki bu ateşi ateş olmaktan çıkarır. İkincisi ise Hazreti İbrahim'in taş veya ateşin etki edemeyeceği bir maddeye dönüşmesidir. Oysa bu da İbrahim'i İbrahim olmaktan çıkarır. Gazali anılan sava İki yanıt vermektedir. İlk yanıt irade tartışmasıyla ilişkilidir. Ve ona göre ne ilkeler ne de Tanrı zorunlu olarak bir eylem meydana getirir. Tanrı tüm eylemler iradi olunca pamukta yanmanın meydana gelmesi de
iradi bir eylem olmak durumundadır. Şu halde iradesiyle pamuk dayanmayı yaratan Tanrı'nın yine iradesiyle onda yanmayı yaratmaması olasıdır. Böylesi bir sav, yani nedenle sonuç arasında zorunlu ilişkiyi yatsıyıp her şeyi tanrısal irade ve kudrete bağlamak bir takım imkansız durumlara yol açmaz mı? Gazali tıpkı Sextus Empiricus gibi karşıtları adına bu soruyu yöneltip onların verebileceği olası yanıtı şöyle betimler. Şöyle diyenler olabilir. Böyle bir anlayış çirkin bir takım olursuz ya da imkansız sonuçlara ulaşılmasına yol açar. Çünkü sonuçların nedenlerden zorunlu olarak çıktığını inkar edip bunları yaratıcının iradesine bağladığımız ve iradenin de belirlenmiş özel bir yolu bulunmayıp çeşitli dallara ve türlere ayrılması mümkün olduğu takdirde her birimizin yırtıcı bir aslanın, alevli ateşlerin, görkemli dağların ve silahlarla donanmış düşmanların karşısında bulunduğunu, fakat Tanrı her birimizde görme duyusunu yaratmadığı için onları göremediğimiz olası saymak gerekir. Yine evinde kitap bırakan kimsenin onu eve geri döndüğünde yakışıklı ve becerikli bir çocuğa ya da bir hayvana, evde bıraktığı çocuğun köpeğe, külün güzel kokulu bir nesneye, taşın altına ve altının taşa dönüşmüş halde bulunduğunu mümkün görmek gerekir. Bu kimse kendisine dair söz konusu hususlara dair bir şey sorulduğunda şöyle diyebilir. Şu an evde neyin olduğunu bilmiyorum. Tek bildiğim şey evde bir kitap bırakmış olduğumdur. Bu kitap belki de şu anda bir at olmuş, kütüphaneyi idrar ve dışkısıyla kirletmektedir. Yine evde bir parça ekmek bırakmıştım. Belki de o şu anda elma ağacına dönüşmüştür. Çünkü Tanrı'nın her şeye gücü yeter. Atın spermden, ağacın çekirdekten yaratılması zorunlu olmadığı gibi herhangi bir şeyden yaratılması da zorunlu değildir. Belki de Tanrı daha önce var olmayan bir takım nesneler yaratmaktadır. Nitekim daha önce hiç görmediği bir insana bakan bir kimseye bu doğmuş mudur diye sorulursa biraz duraladıktan sonra şöyle denilebilir. Çarşıda satılan kimi meyvelerin insana dönüşmüş olması olasıdır. İşte kendisine baktığın insan da budur. Çünkü Tanrı'nın mümkün olan her şeye gücü yeter. Sözünü ettiğimiz şey mümkündür. Dolayısıyla insan tereddüt içinde kalmadan edemez. Gazali'nin sisteminin götürebileceği anılan olası sonuçlara verdiği yanıt, bunların özünde imkansız şeyler olmadığı, bunları özünde imkansız sayanların tanrısal adetin zihinlerinde yarattığı koşullanmışlığın etkisinde oldukları, ancak Tanrı'nın bu türden mümkün şeyleri her an yaratmayıp sadece mucize anlarında yarattığı şeklindedir. Ona göre Tanrı, olağan zamanlarda adetini değiştirmeyeceğine ilişkin bizde bir bilgi yaratmıştır. Kaldı ki Tanrı, adetini bozsa bile bu pratik yaşamı olursuz kılmaz. Çünkü Tanrı, adet değiştiğinde değişime koşut olarak bizdeki bilgiyi de değiştirir. Çünkü her şey gibi bilgimizi yaratan da Tanrı'dır. Gazali'nin filozoflara yönelik ikinci yanıtını verirken benimsediği yöntem onların görüşlerinden hareket eder. Ona göre ateşe iki parça pamuk yaklaştırıldığında ateşin onları zorunlu olarak yaktığı ileri sürse bile yine de herhangi bir peygamber ateşe atıldığında onun yanmamasını olası görmek mümkündür. Çünkü Tanrı ya ateşin ya da İbrahim'in niteliğini değiştirebilir. Bu yolla Tanrı ya melekler ateşte sıcaklığını kendi cismiyle sınırlı, o cismin dışına taşmayan ve böylelikle sıcaklığı kendisiyle birlikte kalan ve onun form ve hakikatini alan, fakat sıcaklığı ve etkisi bunun ötesine geçmeyen bir nitelik yaratır ya da onlar kişinin bedeninde onu et ve kemik olarak kalmaktan alıkoyan bir nitelik var eder ve bu nitelik ateşin etkisini ortadan kaldırır. Nitekim ona göre İbn Sina'nın da dediği gibi kendisini talkla ovan ve ateş ocağına oturan kimseleri ateşin yakmadığını görmekteyiz. Ayrıca Tanrı madde her şeyi alıcı olduğundan söz gelimi toprak ve öteki ögeler bitkiye, kendilerini hayvanın yemesiyle kana,
Sonra kan sperme dönüşür. Daha sonra da sperm rahimde yerleşerek canlı varlık tabiatı alır. Bu durum doğada olağan akışında çok uzun zaman almasına rağmen olağandan daha kısa bir zamanda olmasını, hatta bunu göz açıp yumuncaya değin geçen kısa bir sürede gerçekleşmesini sağlayamaz mı? Böylece doğadaki görünürdeki neden-sonuç ilişkisinin yan yana olduğunu yatsımadan dış dünyada olağanüstü şeylerin gerçekleşmesi ve mucizenin ortaya çıkması olası olur. Gazali, filozofların yağmurun yağması, yıldırımların düşmesi, yerin sarsılması gibi peygamberin nefs gücüyle meydana getirmesini olası saydıkları şeyleri aracısız olarak ya meleklerin aracılığıyla Tanrı'ya bağlamayı önerir. Bu türden olguların ve olayların gerçekleşme anının da peygamberin şeriatı tesis etmek için yardıma muhtaç olduğu an olarak sunar ve ardından şöyle der. Bütün bunlar filozofların görüşlerinin hedeflerine uygundur ve görüşlerinin zorunlu bir sonucudur. Gazali'ye göre filozoflar dört ögenin yani toprak, su, hava ve ateş farklı olanlarda birleşerek belli bir nesnenin formunu almaya hazır olmasını ve bu formu almasını göksel etkilere bağladıklarından ve evrende bir takım tılsımlı, sihirli olayları olası gördüklerinden arılan sonuçları kabul etmektedirler. Bu koşullar altında filozoflara göre de Tanrı'nın akılsal açıdan mümkün olan şeyleri yapabileceğini yatsımak olanaksızlaşmaktadır. Gazali'ye göre tecviz kuramı yani Tanrı'nın mümkün olan her şeyi yapabileceğini dile getiren kuram, tecviz kuramı gereği Tanrı'nın yapamayacağı imkansız şeyler sadece çelişmezlik ilkesine aykırı hususlardır. Bunlar ise bir şeyi aynı anda hem kabul etmek hem reddetmek, genel olanı reddedip özel olanı kabul etmek ve biri reddedip ikiyi kabul etmektir. Bunlarla ilgili olmayan tüm durumlar olasıdır ve Tanrı'nın gücü dahilindedir. Bu nedenle Tanrı ölü insanı oturtup elini hareket ettirerek elinin hareketinden düzenli bir yazının çıkmasına neden olma ve buna benzer tüm olağanüstü şeyleri yapma gücüne sahiptir. Bunlar adete aykırı görünseler de özünde imkansız şeyler değillerdir. Gazali'nin filozoflarla tartışırken benimsediği tutum aslında tanrısal sürekli yaratmayı görünürdeki neden-sonuç ilişkisinin yan yanalığını yatsımadan gerekçelendirmeye ve bu koşullarda mucize gibi olağan dışı olguları temellendirmeye dönüktür. Anılan görüşün ifade tarzı tehafütte ortaya konduğu biçimiyle sanki Gazali'nin kendisinin gerçekte katılmadığı bir görüş olduğu gibi bir izlenim uyandırmaktadır. Nitekim o yer yer tehafütteki kimi düşüncelerinin doğrudan kendi görüşü olmadığını ifade eder. Çünkü düşmanı savmak için her düşünceden yararlanılabilir. Ancak Gazali'nin hayatının son dönemlerine doğru kaleme aldığı eserlerde tehafütteki görüşlere benzeyen görüşlere rastlanır. Nitekim o El-Maksat'ta ki hayatının sonlarına doğru kaleme aldığını biliyoruz, evrende sürekli bir neden-sonuç ilişkisinin olduğu izlenimini veren su saati örneğine başvurur. Örnek, her olayın bir başka olaya bağlı olduğu, hatta bir eylemin diğerinden doğduğu izlenimini uyandırır. Onun verdiği mekanik örnek, saat su saati örneği yani, evrenin kendine özgü bir iç işleyişinin olduğu sanısını doğurur. Aynı durum, Stoacılarda ve İslam filozoflarında olduğu gibi evreni birbirine neden-sonuç ilişkisiyle bağlı bir siyasi idari yapıya benzetmesi ve insan bedeninin işleyişiyle evrenin işleyişi arasında yaptığı benzetmelerde de ortaya çıkar. Her şeyin tümel nedenlere bağlı olduğu, bu nedenlerin değişmez olduğu ima edilir. Anılan örneklerin en ilginci su saati örneğidir ve onun işleyişi bütünüyle mekaniktir. Gazali örneği şöyle ifade eder. Belki namaz vakitlerinin bilinmesine yarayan su saatini görmüşsündür. Eğer görmemişsen sana anlatayım. Bu su saati içinde belli bir miktar su barındıran, sütun gibi
bir alet ile suyun üstüne konulmuş içi boş diğer bir aleti içermektedir. Yine onun içinde bir tarafı içi boş alete, diğer tarafı ise suyun üstüne konmuş küçük kabın en altına bağlı bir ip bulunmaktadır. O küçük kapta yuvarlak bir top, topun altında da diğer bir tas yer almaktadır. Bu tas, top düştüğünde duyulacak bir ses çıkarmak içindir. Sonra sütuna benzeyen aletin altında belli ölçüde azar azar su tamlaması için bir delik açılmıştır. Suyun seviyesi alçalınca suyun üstüne konulmuş boş alet de alçalmaktadır. Buna bağlı olarak kendine bağlı olan ipi çekmekte topun bulunduğu taraf harekete geçmektedir. Bu hareket topun düşmesine ve dan diye ses çıkarmasına neden olmaktadır. Bu düşme her saatin sonunda bir olmaktadır. İki saat arası suyun yükselmesi ve alçalması ile bilinmektedir. Bu da suyun damladığı deliğin genişliği ile ayarlanmaktadır. Bu ayar da hesap aracılığı ile bilinmektedir. Böylece suyun belli bir miktarda damlaması, deliğin genişliğinin belli bir miktarda olması ile ilişkilidir. Suyun üstünün alçalması bu miktara bağlıdır. Bu sayede içi boş aletin alçalması ve kendisine bağlı ipi çekmesi ve topun bulunduğu tarafa doğru hareket oluşturması belli bir ölçüye göre olmaktadır. İşte tüm bunlar azalıp çoğalmayan nedenlerin takdiriyle olmaktadır. Su saatinin işlemesi, topun da tasa düşmesinin diğer bir harekete neden olması, bu diğer hareketin de üçüncü bir harekete neden olmasıyla gerçekleşir. Bu durumda dikkati çeken, kendisinde hayret uyandıran, hareketin belli bir ölçüye göre oluştuğu aşamalı hareketin bulunmasıdır. Tüm bu hareketlerin ilk nedeni suyun belli bir ölçüye göre damlamasıdır. Eğer aracın yapımını kavradıysan, hareketin belli bir ölçüye göre takdir edildiğini, bunun ondan doğan hareketi belirlediğini anlamış olursun. Yine anladın ki takdir edilmiş olayların meydana gelmesi ne öne geçmekte ne de geri kalmaktadır. Yani nedenine uymaktadır. Tüm bunların hepsi bir ölçüye göre olmaktadır. Tanrı'nın emri açıktır. Zira Tanrı her şey için bir ölçü koymuştur. Gökler, felekler, yıldızlar, yeryüzü, deniz, hava, evrendeki tüm büyük nesneler tıpkı su saati gibi yaratılmışlardır. Göklerin, yıldızların, güneşin hareketi suyun inmesini sağlayan delik gibi belli bir ölçüye göredir. Güneşin, ayın, yıldızların bir takım olaylara neden olması, suyun hareketinin saatin bilinmesini sağlayan topun hareketinin bilinmesine neden olması gibidir. Gökyüzünün hareketinin yeryüzünde değişikliklere neden olduğu da bilinmektedir. Şimdi mekanik bir evren kurgusu bilindiği gibi mucizeyi olumsuz hale getirmekte, evrenin kendine özgü değişmez bir iç işleyişinin olduğunu ima etmektedir. Acaba durum böyle midir? Ya da Gazali en azından su saati gibi mekanik örnek verdiği el maksatta Tanrı'nın sonuçla bir arada yan yana yarattığı nedenin sonucu üzerinde etkili olduğunu söylemekte midir? Gazali'nin bu soruya nasıl yanıt verdiğini anılan yapıtın Tanrı'yı ya da Tanrı'nın yarar veren ve zarar veren adlarını açıkladığı bölümde yakalamak olası. O yarar ve zarar verenin aracılar değil Tanrı olduğunu, doğal neden olarak görünen şeylerin sonucu üzerinde etkili olmadığını ifade eder ve aracı unsurları vesile olarak niteler. Nitekim şöyle der. Zehirin kendi özüyle öldürdüğünü ve zarar verdiğini, yemeğin özüyle doyurduğunu ve yarar verdiğini, melek, insan ve şeytanın ya da felek, yıldızlar ve bu ikisinin arasındaki varlıkların herhangi birinin özüyle hayır ve şer, zarar veya yarar vermek kudreti olduğunu zannetme. Aksine bunların tümü belli işlerle görevlendirilmiş, sadece Tanrı'nın görevlendirdiği işleri yapan nedenlerdir. Bunların tümü
Tanrı'nın öncesiz kudretiyle iletilidir. Tıpkı halkın inançlarında kalemin katibe iliştirildiği gibi. Bu şuna benzer. Sultan iyilik ya da zarar bildiren bir evrakı imzaladığında onun fayda veya zararı kalemden değil, kalemi bu iş için kullanandandır. Diğer nedenler, aracılar ve vasıtalar da aynen bunun gibidir. Halkın inancında sözünü kullanmamızın nedeni şu: cahil kalemin katibin elinde olduğunu zanneder. Arif ise, yani bilge ise, kalemin Tanrı'nın elinde olduğunu bilir. Katibin kendisini ve yazma kudretini yaratmak, onun üzerinde kendisinde kuşku bulunmayan kesin yönlendiricilerle egemenlik kurmak, parmağın hareket etmesini irade etmekle katibi bu işi yapmaya memur kılan Tanrı'dır. Kalem istese de istemese de yazacaktır. Hatta istememesi olası değildir. Şu halde katip Tanrı'nın elinde, insanın elindeki kalem gibidir. Yani katip vesiledir, onu yazdıran Tanrı'dır. Durumun seçme sahibi varlıklarda böyle olduğunu bilince, cansız varlıklarda daha açık olduğu kendiliğinden anlaşılır. Aynı anlayış yine El-Maksadul Esna adlı yapıtın bir başka pasajında şöyle dile getirilir: tek gereksinim duyulan Tanrı'dır. Nesneler ancak onun sayesinde varlık ve süreklilik kazanır. Sen yemeğe, suya, yere, göğe muhtaç olduğunda sakın Tanrı'dan başkasına gereksinim duyduğunu sanma. Sonra sakın yavrunun annesine muhtaç olduğunu sanarak Tanrı'ya gereksinimi bulunmadığını düşünme. Onun gereksinim duyduğu tek varlık Tanrı'dır. Zira annesinin memesindeki sütü, annesinin ona karşı olan şefkatini yaratan da Tanrı'dır. Gazali'nin bu söylemi, hangi nedeni ele alırsak alalım, tıpkı Tehafüt ve El-İktisat'ta savunduğu gibi, Tanrı'nın dışındaki tüm nedenlerin sonucu üzerinde etkili olmadığını göstermektedir. Bizim doğal neden diye nitelediğimiz şeyler, Tanrı'nın memurları ya da aracılarıdır. Bu aracılar kendinde güçleri yoktur. Tek gerçek güç sahibi Tanrı'dır. Ona göre Tanrı dış dünyada gördüğümüz neden ve sonuç olarak adlandırdığımız şeyler tanrısal adet gereği yan yana bulunmakta, biri diğerini tanrısal yaratmayla var kılmaktadır. Yoksa neden sonucunu tabii ya da doğal olarak var etmemektedir. Bu durumda Gazali'nin evrenin kendine özgü bir iç işleyişi olan ve nedeninin sonucunu var kıldığını ima eden su saati gibi mekanik bir örneği kullanmasının anlamı nedir? Ya da anlamı var mıdır? Sözü ona bırakalım. Zira o su saati örneğini verdikten sonra bu soruya yanıt teşkil edebilecek ilginç bir ifadeye de yer vermektedir. Şöyle demektedir: tanrısal işleri örfi örneklerle anlatmak zordur. Fakat örneklerden maksat benzetme yapmaktır. Sen örneği bırak, amaca kulak ver, benzetme ve örnekten de sakın. Eşarilerin, bu arada da Gazali'nin bir takım dinsel kaygılarla evrendeki nedensel zorunluluğu ve nesnelerin özleri ya da doğalarını yatsımaları Aristotelesçi İslam filozoflarınca tepkiyle karşılanmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla bu tepkiyi sistemli bir biçimde ilk ele alan düşünür İbn-i Rüşd'dür. O, Gazali'nin filozofların düşüncelerini çürütmek için kaleme aldığı Tehafüt el-Felasife'ye karşı yazdığı Tehafüt et-Tehafüt adlı yapıtının doğa bölümünde ve Faslül Makal ve El-Keşf an Minhacil Edille gibi yapıtlarının çeşitli bölümlerinde konuyu eleştirel açıdan yönelir. İbn-i Rüşd'ün iyi bir Aristotelesçi olduğu, onun dört neden öğretisiyle birincil ve ikincil uzak ve yakın neden anlayışlarını onayladığını biliyoruz. Hatta İbn-i Rüşd'e göre hem kozmik düzen hem de insani bilgi nedenselliğe dayanır. Neden yoksa ne kozmik düzenden ne de
insansal bilgiden söz edebiliriz. Evrensel düzenin ve bilginin yokluğunu ise ancak bir sofist ya da safsatacı iddia edebilir. Bu yüzden olsa gerek İbn-i Rüşd tartışmasının hemen daha başında Aristoteles'e dayanarak nedensel zorunluluğu ve nesnelerin doğalarının inkar edilmesinin bir tür safsata olduğunu, bunun neden-sonuç ilişkisinin yatsınması anlamına geldiğini, böylesi bir yola başvuran kişinin ya gönlünde olanı diliyle yatsıdığı ya da safsataya dayalı bir kuşkunun peşinde olduğunu belirtir. Şu halde İbn-i Rüşd'e göre Gazali, nedensellik konusunda bir sofist gibi davranmakta ve safsata yapmaktadır. O şöyle der. Biz kelam sanatında uzmanlaşmış olan bir kimsenin şartla şartlı, şeyle tanımı, şeyle nedeni ve şeyle kanıtı arasında yer alan zorunluluğu reddetmek yoluna başvurduğunu görmekteyiz. Bütün bunlar ancak bir sofistin görüşleri arasında yer alabilir ve hiçbir anlamı yoktur. İbn-i Rüşd'e göre duyularla algılanan ilişkiler gerçek ilişkilerdir ve bilgi ile neden-sonuç ilişkisi arasında koparılamaz bir bağ vardır. Bu bağı inkar etmek safsatadan ibarettir. Bu nedenle İbn-i Rüşd'e göre doğal nedenselliğin inkarının ontolojik ve epistemolojik açıdan pek çok olumsuz sonucu söz konusudur. İbn-i Rüşd'ün Gazali karşısında ileri sürdüğü savların, septikler karşısında stoacıların ileri sürdüğü savlarla benzerliği oldukça ilgi çekicidir. İbn-i Rüşd'ün söyleminden yola çıkarak Gazalici argümanlara karşı eleştirilerini 6 madde halinde özetlemek mümkün. 1. İbn-i Rüşd'e göre nesneler dünyasındaki doğal ilişkileri yan yanalık ve birliktelik ilişkisi olarak görüp nedensel zorunluluğu bir diğer deyişle nedenin sonucu üzerinde etkili olduğunu ve nesnelerin özsel doğasının bulunduğunu inkar etmek ve evrendeki tüm doğal süreçleri tanrısal adete bağlamak varlık bilimsel açıdan 2 olumsuz sonuca yol açar. İlki, nesnelerin türsel özellikleri inkar edilmiş olur. Çünkü nesneler doğaları gereği, insanlar ise nefsleri gereği bir eylemde bulunurlar. Bunlar reddedilince doğal olarak her eylemin bir öznesinin bulunduğu da söylenemez. İkinci olarak doğa reddedilince nesnelerin sabit gerçekliği ortadan kalkmış olur. Çünkü bir şeyin doğası onun formudur ve onu o şey yapan şeydir. Doğa yoksa şeyleri birbirinden ayırmak olası olmadığı gibi gördüğümüz nesnelerin gerçek olduğunu da söyleyemez hale geliriz. İbn-i Rüşd bu iki olgunun altını çizerek şöyle der. Bunu yani nedenselliği inkar eden kimsenin her eylemin mutlaka bir öznesi bulunduğunu kabul etmesi olası değildir. Nesnelerin tek tek her varlığa özgü öylemleri gerektiren ve nesnelerin özlerinin, adlarının ve yeteneklerinin bulunduğu kendiliğinden bilinmektedir. Eğer tek tek her varlığın kendine özgü eylemi bulunmasaydı, kendine özgü bir doğası yani tabiatı olmazdı. Kendine özgü bir doğası yani tabiatı olmayınca da kendine özgü ne bir adı ne bir tanımı bulunur ve dolayısıyla bütün nesneler tek bir şey olabileceği gibi bir tek şey olmayabilirdi de. Var olanın doğası yani tabiatı kaldırıldığında ya da inkar edildiğinde yokluk gerekmektedir. İbn-i Rüşd'ün Gazali'ye yönelik ikinci büyük eleştirisi şu. Eğer neden ile sonuç ilişkisi Gazali'nin dediği gibi sadece bir yan yanalık ilişkisi ise, nesnelerin zorunlu sonuçlar doğuran bir doğaları bulunmuyorsa, bu durumda evrenin varlığından ve değişmez bir evrensel düzenden nasıl söz edeceğiz? Gazali bu sorunu aşmak için tanrısal adet kavramsallaştırmasına başvurmaktadır. Adet kavramı, Gazali'nin sisteminde Tanrı'nın mutlak iradesine dayalı anlık yaratımını imlemektedir ve evrenin ve evrendeki gözlemlediğimiz düzenin varlık nedenidir. İbn-i Rüşd, Gazali'nin adet kavramını da sorunlu bulmaktadır. Ona göre adet, tıpkı Aristoteles'in tanımlamasında olduğu gibi
çoğunlukla yapılan bir eylemi ifade eder ve üç anlamda anlaşılabilir. İlki, Tanrı'nın nesnelerin düzenini belirleyen adeti. İkincisi, nesnelerin bu olağan düzene uygun adeti. Üçüncüsü ise bizim nesneler hakkında yargıda bulunma adetimizdir. Bu adet Tanrı'nın adeti olamaz. Çünkü adet eylemin sık sık yenilenmesiyle kazanılan bir yetenektir. Nesnelerin adeti de olamaz. Nesne sahibi, nefis sahibi olmayanlarda doğa söz konusudur ve eylemini zorlukla meydana getirirler. Bizim nesneler hakkında yargıda bulunma adetimizden söz edilebilir. Çünkü bu yetenek bizde vardır. Şu halde adet sonradan kazanılmayı ifade ettiği için Tanrı'ya iliştirilemez. Yani Tanrı'nın bir adetinin olduğu söylenemez. Öte yandan Gazali'nin sözünü ettiği adet ontolojik bir şey değil, epistemolojik bir şeydir. Yani ne Tanrı'dan ne de doğadan kaynaklanmaktadır. Onun kaynağı insandır. Kaldı ki Gazali'ye göre adet kesintiye uğramayan, hep sürekli olan bir adet de değildir. İbn-i Rüşd'e göre Gazali'nin tanrısal adeti bozmasını, mucize gibi olağan dışı durumlarla sınırlanması da bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü Tanrı'nın aklen olası olan her şeyi yapabileceğini, evren mülkü olduğu için orada dilediği gibi hiçbir zorunluluğa dayanmadan, hiçbir amaç ve gaye gütmeden hareket edebileceğini söylemektedir. Bu durumda onun herhangi bir şeyi meydana getirmesinde uyacağı zorunlu bir ilke ya da kural yok demektir. Bu koşullarda evrende bir düzenin bulunduğu, tanrısal eylemlerin düzenli olduğu, evrene kavranabilir bir yapıda olduğu nasıl söylenebilir? İbn-i Rüşd'ün Gazali'ye yönelik üçüncü eleştirisi ise şöyle. İbn-i Rüşd'e göre nedenlerin sonuçları üzerinde etkilerinin bulunduğunun inkar edilmesi epistemolojik açıdan bilginin inkarı demektir. Çünkü bilgi ile nedensellik arasında sıkı bir bağ vardır. Tıpkı Aristoteles gibi İbn-i Rüşd'e göre biz ancak nedenleri bilinen şeyleri bilebiliriz. Bu nedenle efendim Gazali'nin gözünde perde olan doğuştan körün gündüzün gözünden perdenin kalkmasıyla renkleri görmesinin nedenini gözün açılmasına bağlayacağını ileri süren örneği gerçeği yansıtmaz. Çünkü burada meydana gelen bilgi değil, sanıdır. Bilgi için gerçek nedenlerin bilinmesi gerekir. Nedenin sonucu üzerinde etkili olduğunun inkar edilmesi, bilginin reddini gerektireceği gibi nedenleri bilmemize yarayan aklın da reddini gerektirir. Bu bağlamda İbn-i şöyle der. Akıl, varlıkların nedenleriyle birlikte kavranmasından başka bir şey değildir. O halde nedenleri inkar eden kişi aklı yatsımış olur. Mantık sanatı nedenlerin ve sonuçların bulunduğunu ve bu sonuçların bilmenin ancak onların nedenlerini bilmekle yetkinliğe ulaşabileceğini ortaya koymaktadır. Bu şeyleri reddetmek, bilgiyi geçersiz kılmak ve reddetmektir. Çünkü bu gerçek bilgiyle bilebilen herhangi bir şeyin bulunamayacağı, bulunsa bile böyle bir şeyin sanaya dayalı bir şey olacağı, ne bir kanıtın ne de bir tanımın bulunacağı ve tanımları oluşturan özünlü yüklem kategorilerinin ortadan kalkacağı anlamına gelir. Zorunlu hiçbir bilginin bulunmadığını kabul eden kimsenin bu sözünün zorunlu olmadığını bilmesi gerekir. İbn-i Rüşd'ün Gazali'ye yönelik dördüncü eleştirisi ise şu. İbn-i Rüşd'e göre Gazali'nin savunduğu gibi dış dünyadaki tek özne Tanrı ve tanrısal niteliklerin bir yansıması ise bu durumda evrenden hareketle Tanrı'nın varlığına ve niteliklerine kanıt getirmekte olanaksızlaşmaktadır. Çünkü eğer bu dünyada sonucu üzerinde etkili eylemler yoksa, yani sonucunu var kılan bir nedenden söz edilemiyorsa, Tanrı'nın evrenin nedeni olduğunu söylemenin de anlamı kalmamaktadır. Öte yandan Tanrı'ya iliştirilen nitelikler, insansal niteliklerin aşkınlaştırılmış bir biçimi olduğundan, insanın niteliklerini olumsuzlayarak tanrısal nitelikler konusunda konuşmak da olanaksızlaşmaktadır. Zorunlu neden-sonuç ilişkisinin olmadığı bir yerde hiçbir şey
Tanrı ve nitelikleri için neden sayılamaz? Gazali'nin hudus ya da yaratılmışlık kanıtına dayanarak her yaratılmış şeyin ya da her önceli şeyin önceli oluşunun bir nedeni vardır. Öncülünden hareketle Tanrı vardır sonucuna ulaşmaya çalışması, nedensel ilişkiyi yatsıması yüzünden sistemsel bir çelişkiye neden olmaktadır. Bu çelişki Gazali'nin doğal nedenselliği yatsıdığı ama tanrısal düzlemde iradi nedenselliği onayladığı savıyla da aşılamaz. Zira görünür nedenlerin yatsındığı bir durumda görünmez nedenden söz etmenin hiçbir anlamı kalmamaktadır. İbn-i Rüşd, Gazali'nin anılan tutumunun tanrısal hikmeti yatsımak anlamına geldiği gibi her şeyi rastlantısallığa mahkum ettiğini belirterek şöyle der. Kısacası neden sonuç ilişkisini ortadan kaldıracak olursak geriye rastlantısallığı yani burada bir yaratıcının olmadığını, bu evrende meydana gelen her şeyin sadece maddi nedenlerden meydana geldiğini iddia edenleri yatsımaya yarayan bir şey kalmaz. Çünkü olası olan iki şeyden biri özgür bir özneden çok rastlantıya dayanır diye açıklamak daha doğrudur. Nedensiz ve illetsiz olan şey rastlantısaldır. Zira biz bu türden birçok olay gözlemlemekteyiz. İbn-i Rüşd'ün Gazali'ye yönelik beşinci eleştirisi ise şu. İbn-i Rüşd'e göre Gazali Tanrı'nın aklen imkansız olmayan her dilediğini yapacağını, dilediğini yaratacağını söylemektedir. Onun ne dilemesi, ne yaratması bir amaç ya da gaye tarafından güdülenmektedir. Onun eylemlerinin tek ilkesi aklen çelişik olan şeyi yapmamaktır. Gazali her ne kadar Tanrı'nın adetini olağanüstü zamanlarda bozacağını söylese de İbn-i Rüşd'e göre bu onun ilkeli bir varlık olduğu anlamına gelmez. Zira onun iradesinin belirlenmiş bir yolu bulunmamaktadır. Tanrı neden sonuç arasındaki ilişkiyi tanımadığına göre o ülkesini herhangi bir ilke ya da geleneğe dayanmadan keyfi bir biçimde yöneten zalim bir sultana benzer. Tanrı hiçbir kurala uymadığı için onun eylemleri kestirmenin bir yolu da bulunmamaktadır. İbn-i Rüşd şöyle der. Biz böyle bir faili ülkesinde bir benzeri daha bulunmayan yüksek güce sahip başvuracağı ya da uyacağı bir yasa ve gelenek de bulunmayan zalim bir hükümdar gibi varlıkları zorbalıkla yöneten biri olarak düşünmekteyiz. Aslında bu hükümdarın eylemlerinin doğal olarak bilinmemesi gerekir. Eğer ondan bir eylem ortaya çıkarsa bu eylemin her an için varlığının sürekli olması daha doğal olarak bilinemez. Bu durumda Tanrı'ya inananın ona güven duymasına da engeldir bu durum. Zira ona güvenip ibadet etse bile onu ödüllendirmeyebilir, hatta ceza da verebilir. Buna karşılık kafiri cennetine koyup onu ödüllendirebilir. Çünkü o dilediğini yapar ve yaptıklarından dolayı da sorgulanamaz. Ayrıca o her şeyin nedeni olduğu için tüm kötülüklerin de nedeni olmak durumundadır. İnsan eylemleri dahil her şey onun takdiri ve dilemesiyle meydana gelmek durumundadır. İbn-i Rüşd'ün Gazali'ye yönelik altıncı eleştirisi ise şu. İbn-i Rüşd'e göre Gazali'nin İslam filozoflarının nesnelere doğaları gereği özünlü nitelikler ve eylemler yüklemeleri ve nedensel ilişkinin zorunlu olduğunu savunmaları yüzünden mucizeyi açıklayamadıkları söylemi de kabul edilemez. Çünkü filozoflar dinin konusu olduğu için bu sorunla ilgilenmemişlerdir. Öte yandan bir filozof olarak İbn-i Sina, neden sonuç örgüsü içerisinde kalarak peygamberin nefs gücüne özgü ayrıcalıklı niteliklere ve ay üstü evrenin ay altı evrendeki maddeler üzerindeki form verici etkisine dayanarak hayal gücü, akli ve eylemsel nefs yetisi düzeyinde mucizeyi açıklamaya çalışmıştır. Ancak İbn-i Sina ne kadar mucizeyi açıklamaya çalışsa da İbn-i Rüşd'e göre mucize olgusu felsefenin değil dinin konusudur. O yüzden bunu dine bırakmak gerekir. Zaten ona göre filozofların bilgeleri de öyle yapmışlardır. İbn-i Rüşd bu bağlamda Gazali'yi eleştirerek şöyle der.
Hazreti İbrahim'in mucizesine karşı Gazali'nin filozoflara mal ettiği itiraz, Müslümanlar arasında zındıklardan başkası tarafından yapılmamıştır. Çünkü filozofların bilgeleri, şeriatın ilkeleri üzerinde tartışmayı caiz görmemişlerdir. Onlara göre bu yola başvuran kimselerin şiddetle cezalandırılması gerekir. O halde bu konuda söylenmesi gereken husus, şeriatın ilkelerinin insan aklını aşan ilahi ilkeler olduğu ve dolayısıyla onların nedenleri bulunmadığı halde kabul edilmesi gerektiğini söylemektir. İşte bu nedenle eski filozoflardan hiçbirinin alemde yaygın olduğu ve açıkça görüldüğü halde mucizelerden söz ettiğini görmemekteyiz. Çünkü mucizeler şeriatı kanıtlayan ilkeler, şeriat ise erdemlerin ilkeleridir. İbn-i Rüşd, Gazali'nin nedensellik eleştirisiyle yetinmemekte, onun düşüncelerini tümden mahkum etmek için başka argümanlar da ileri sürmektedir. O, Gazali'nin filozoflara ve nedensellik anlayışına yönelik eleştirisini itibarsızlaştırmak için olsa gerek, onun İbn Sina'nın eserleri dışında felsefe kitabı okumadığını, felsefe bilmediği için sık sık safsata yaptığını, sık sık çelişkiye düştüğünü söyler. Ona göre Gazali, kitap yazarken belli bir mezhebe bağlanmayı bile gerekli görmemiş, Eş'arilerle Eş'ari, Sufilerle Sufi, nihayet filozoflarla filozof olmaya kalkışmıştır. Bu bakımdan onun durumu şu şiirdeki duruma benzer. Yemenli biriyle karşılaştığım bir günde Yemenli, Maadi kabilesinden birisine rastladığım diğer bir günde Adnan kabilesindenim. Öte yandan Gazali, halkın anlayamayacağı ve onlara açılmaması gereken konuları halka açmış, onları hakikat ve bilim düşmanı yapmış, yine tevil edilmemesi gereken dinsel konuları tevil ederek küfre düşmüştür. O halk için onların kapasitelerine uygun ve en sağlam ilaç olan şeriatı bozmuş, ilacın doğasına zarar vermiştir. Söz konusu harika ilacı ilk bozan ve terkibini değiştiren hariciler, sonra mutezile, sonra eşariler ve onlardan sonra da mutasavvıflar olmuştur. Daha sonra Gazali'ye gelmiş ve kapıyı ardına kadar açmıştır. Çünkü o, anlayışının ulaşabildiği kadarıyla filozofların görüşlerini ve bütünüyle felsefeyi halka açıkça anlatmıştır. Onun düşünceleri ne dine ne de felsefeye yarar sağlamıştır. Nedensellik ilişkisini yatsıyarak Tanrı'yı hiçbir yasa ve geleneğe uymayan zalim bir krala çevirmiş, ona ulaşacak bir yol bırakmamış, doğa düzenini, varlıklardaki hikmeti yatsımış, insani bakımdan bilgi oluşturmaya ya da bilgi elde etmeye olarak bırakmamıştır. İbn-i Rüşd, Gazali ile ilgili tümel yargısını şöyle ifade eder. Gazali felsefeyi halka anlattı. Bu kitabına Makasidül Felasife adını verdi. Yani filozofların maksatları. Daha sonra filozofları reddeden Tehafütül Felasife, yani filozofların tutarsızlığı diyebilen eserini yazarak iddiasına göre icmayı aştılar diye 3 sorunda filozofları tekfir etti. Diğer bir takım sorunlarda ise onları bidatçı olmakla suçladı. Savını kanıtlamak için bu kitapta insanı şüpheye düşüren kanıtlar, şaşırtıcı itirazlar ortaya koydu. Böylelikle birçok kimseyi hem felsefeden hem de dinden uzaklaştırarak saptırdı. Sonra Cevahirel Kur'an, yani Kur'an'ın özü diye bilinen eserde Tehafüt'te yazdığı şeylerin bir takım cedeli sözler olduğunu, hakiki sözlerinin El Mednun Bihi Ala Gayri Ehlihi adlı eserinde bulunduğunu ileri sürdü. Daha sonra Mişkatül Envar diye bilinen bir eser yazdı. Burada Tanrı'yı bilenlerin mertebelerini anlattıktan sonra şöyle dedi. Tanrı hareketsiz olan ilk göğü yarattı ve onu hareket ettirdi. Bu gök Tanrı'nın kendisinden sudur eden ilk varlıktır. Bunun böyle olduğuna inananlar hariç diğer insanlar hakikat karşısında perdelenmişlerdir. Yani önlerinde perde bulunduğu için hakkı ve hakikati görememişlerdir. İşte bu söz metafizik alanda filozofların inancının onun tarafından kabul edildiğinin açık kanıtıdır. Yine o
bu görüşüyle çelişerek filozofların diğer bilimlerdeki durumunun aksine metafizik sahadaki görüşlerinin bir takım tahminlerden başka bir şey olmadığını iddia etmiştir. El-Munkizu Minet Dalal adını verdiği diğer bir eserinde filozoflara saldırmış, bilginin ancak halvet ve tefekkürle hasıl olacağını, bu mertebenin de peygamberlerin bilgideki mertebelerine benzediğini ileri sürmüştür. Bu görüşünü aynen Kimya-i Saadet adlı yapıtında da yenilemiştir. Onun çelişkileri ve yapıp etmeleri yüzünden halk ikiye bölünmüştür. Bir kısmı felsefeyi ve filozofları kötüleme, diğer kısmı ise dini tevil etme yolunu tutarak felsefeye yönelmişlerdir. Halbuki tüm bunlar yanlıştır. Çünkü dini zahiri üzere kabul etmek, dinle felsefenin uzlaştırılması konusunda halka açıklama yapmamak gerekir. Bu hususta açıklama yapmak, hakkında kanıta sahip olmadıkları halde felsefenin sonuçlarını halka yaymak anlamına gelir. Bu ise ne helaldir ne de caizdir. Faysal-ı Tefrika, Beyn-el-İslam ve Zendega ismini verdiği bir başka eserinde tevillerin türlerini saydıktan sonra yapmış oldukları tevilde icmayı aşsa bile tevilci kafir olmaz demesine rağmen başka eserlerinde farklı tevile konu olan şeyleri küfür saymıştır. Kısaca bu adamın yani Gazali'nin yapmış olduğu iş iyice incelenirse bunun hem dine hem de felsefeye büyük zarar verdiği görülür. Evet, Gazali ve İbn-i Rüşd arasında yaşanan bu nedenselik tartışması neye işaret ediyor? Bunun yanıtı açık. İslam dünyasında iki büyük dünya görüşü, iki farklı episteme çarpışmış gibi gözüküyor. Bu görüşlerden hangisi galip çıkmış ya da hangisi kesintisiz varlığını korumuştur? Bunun yanıtını da biliyoruz. Pek çok araştırmacı İslam dünyasında dine köklü referanslarda bulunan Eş'ari ve Gazali'ci bakış açısının üstün geldiğini söylemektedir. Söz gelimi İslam felsefesi araştırmalarıyla ünlü Fazlur Rahman'a göre 10-12. Yüzyıllarda teşekkülünü tamamlayan Eş'ari kelamı İslam fıkhının temellerini sağlamlaştırmaya yönelmiş, bu safhatla tanrısal kudreti savunmak için nedenselliği inkar etmiş, insan iradesini hiçe saymış, iyi ve kötünün sadece vahiy ile bilinebileceğini ileri sürmüş, parçalı ve süreksiz bir evren görüşüne ulaşmıştır. Ona göre Eş'ariliğin yayılmasında ve Sünni Müslümanların çoğunluğunun akidesi haline gelmesinde Gazali ve medrese önemli bir rol oynamıştır. Mübahat Türker'e göre İslam dünyasında kelamın bu üstün gelmesi nedensiz değildir. Kelam her ne kadar İslam dışı unsurlardan kimi etkiler almış olsa da gerçekte o İslam'a has ve orijinal bir fikir hareketidir. Deyiş yerinde ise İslam'ın gerçek felsefesidir. Halbuki felsefe isminden de anlaşılacağı gibi kökü Yunan'da olan ve İslam düşüncesinde sonradan çeviriler yoluyla girmiş bulunan bir düşünce tarzıdır. O yabancıdır, ötekidir ve otantik ve yerel olan kelam karşısında yenilgisi adeta bir yazgıdır. Felsefe kelam karşısında yenilse de onun tümüyle yok olduğunu söylemek olası değildir. En azından geriye doğru yapılan modern araştırmaların da gösterdiği gibi Gazali sonrası felsefileşen kelamda felsefenin dine aykırı bulunan hususları ayıklandıktan sonra pek çok ögesinin kelam içinde varlığını sürdürdüğü görülür. Aynı durum tasavvufta da gözlenir. O da felsefenin kendisine uygun olan ahlak ve nefs öğretisi gibi pek çok yönünü içselleştirmiş ve bünyesine katmıştır. Ancak Osmanlı medreselerinde uzun süre okutulan Şerh-i Mevakıf adlı felsefi kelam eserine bakıldığında onda İslam felsefesinden tevarüz eden pek çok felsefi unsurun yer almasının yanında nedensellik bahsi söz konusu olduğunda Gazali'ci bakışın büyük ölçüde varlığını koruduğunu söylemek olasıdır. Nedensellik tartışması İslam filozoflarından tevarüz etmiş kavramlarla zenginleştirilmiş olmakla birlikte İleklerin iki anda varlığını sürdüremeyecekleri anlayışı ile onların anlık yaratıldıkları olgusu ve nedenin sonucunu zorunlu kılmadığı hususu
aynen ilerlenmektedir. Bu durum, filozofların sürekliliği temel alan ve ikinci nedenlere itibar eden yaklaşımlarının daha sonraki süreçlerde kabul görmediğini göstermektedir. Şu halde İbn-i Rüşd'ün Gazali'ye ve Şairlere doğadaki sürekliliği, neden-sonuç ilişkisinin zorunluluğunu yatsımaları, nedenin sonucu üzerinde etkili olmadığını savunmaları ve bu ilişkiyi yan yanalık ve birliktelik ilişkisine indirgemeleri yüzünden yönettiği eleştiriler, İslam dünyasında güçlü bir yankı uyandırmamış, her şeyin nedeni olarak Tanrı'yı gören, ikincil ve doğal nedenleri inkar eden Eş'arilerin ve Gazali'nin süreksiz ve Tanrı'nın her an müdahalesine izin veren evren tasavvuru genel bir kabul görmüştür denilebilir. Hatta bu tasavvurun İslami bir inanç, bir dogma haline geldiği bile ileri sürülebilir. Aslında doğal nedenlerin sonucu üzerinde etkisinin olduğunun yatsınması olgusunun İslam dünyasında ne denli pekiştiğini görmek için İslam dünyasındaki kitlelerin bugün dahi güneş tutulması, trafik kazası, deprem, sel, hastalık ve benzeri olguları doğrudan Tanrı'ya bağlamalarına, Müslümanların dilinde hala varlığını sürdüren inşallah, yani Tanrı dilerse maşallah, Tanrı dilemiş de olmuş, biiznillah, yani Tanrı'nın izniyle ve benzeri deyişlere bakmak bile yeterlidir. Bu dil Eş'arici ve Gazalici bir dildir. Eş'arici ve Gazalici bakışın egemenliği yüzünden olsa gerek, İbn-i Rüşd İslam dünyasında uzun süre unutulmuş, o etkisini batıda göstermiş, İslam dünyasında onun düşüncelerine ilgi ancak modern dönemde batı aracılığıyla başlamıştır. İbn-i Rüşd o denli unutulmuştur ki Osmanlı döneminde tehafüt yazan düşünürlerin hepsi hem Gazali'yi haklı bulmuşlar hem de tehafüt adlı yapıtlarında neredeyse tümüyle İbn-i Rüşd'ü görmezden gelmişlerdir. Söz gelimi Mübahat Türker, Hocazade'nin tehafütünü kastederek onda ne İbn-i Rüşd'ün ve ne de eserinin adı geçmektedir demektedir. Şimdi tam bu bağlamda son bir soru daha sormak gerekmektedir. Bu iki epistemeden, yani bu iki büyük dünya görüşünden hangisi bilimsel düşünceye daha yatkındır? Bu soruya hem olgusal, tarihsel gerçeklikten hem de felsefi çözümlemelerden hareketle yanıt verilebilir. Tarihsel açıdan baktığımızda, kelam çevrelerinin İslam dünyasında gelişen akli, felsefi bilimlere bir katkılarının olmadığı bilinen bir gerçektir. Bunda şaşılacak bir şey de yoktur. Çünkü kelamcılar özde din adamlarıdır. Ancak oluşturdukları zihniyetin bilimsel dünya görüşüne yer verip vermemesi önemli bir sorundur. Biliyoruz ki Orta Çağ İslam kültüründe bilimsel ve felsefi düşünce doğal ya da ikincil nedenlere vurgu yapan ve daha çok saraylarda danışmanlık görevini üstlenen filozoflar tarafından geliştirilmiş ve işlenmiştir. Yine tarihsel açıdan biliyoruz ki 11-12. yüzyıllarda Eş'ari ya da Gazalci zihniyetin pekişmesi, siyasal hayatta ve toplumsal toplumda egemen olması ve medrese programını belirlemesiyle filozoflar gözden düşmüş, danışmanlar kelamcı ve mutasavvıflardan seçilmeye başlanmış, bunlara koşut olarak bilimsel ve felsefi üretim de kötürümleşmiş, yer yer cılız ışıldamalarla karşılaşılsa da bilimsel felsefi kültür sığlaşarak kendisini tekrara düşmüş, paradigmal bir dönüşüm yaratamamıştır. Şii İslam dünyasında mistik ve gnostik eğilimiyle bir tür inanç sistemine dönüşmüş iştaki felsefe varlığını nispeten modern deneme deyin korusa da sünni çevrelerde bilimle uğraşan filozof sanlı insanların soyu zaman içinde tükenmiştir. Bu tarihsel durum neye işaret etmektedir? Bu açıkçası Eş'ari ve Gazalci zihniyetle bilimsel ve felsefi dünya görüşü arasında ters bir ilişkinin bulunduğunu düşündürtmektedir. Pek çok modern araştırmacının İslam dünyasındaki bilimsel, felsefi duraklamanın ve kötürümleşmenin ana sebebi olarak bu zihniyeti görmesinin nedeni de bu olsa gerek. Tek neden bu zihniyet midir? Buna tümüyle evet demek elbette olası değildir. Sorun göründüğünden daha karmaşıktır. Elbette sorunun
sosyoekonomik yapıdan kaynaklı başka birçok nedeni vardır. Hatta kanımızca İslam felsefesinin savunduğu yeni Platoncu, elekselci, bilgiyi etkin akla ilişkilendirip tanrısal aydınlanmaya indirgeyen yaklaşımlarının da bu konuda önemli rolleri vardır. Ancak Eş'ari ve Gazalici zihniyetin rolünü de yabana atmamak gerekir. Zihniyetle sosyoekonomik koşullar arasında diyalektik bir ilişki vardır. Biri diğerini etkilerken öbürü de diğerini etkiler ve belirler. Şimdi felsefi açıdan baktığımızda Eş'arici ya da Gazalici tasavvura göre hangi doğal olguya bakarsak bakalım yanıtımız bellidir. Buna göre her doğal olgu veya olayın doğrudan nedeni Tanrı'dır. Doğada neden ve sonuç diye gördüğümüz şeyler Tanrı'nın anlık yaratımının ürünüdür ve adetinin bir sonucudur. Doğa cansızdır ve cansızların hiçbir eylemi olamaz. Hiçbir şey bir diğerinden doğmaz. Doğal neden olarak gördüğümüz şeyler ile onların sonuçları ayrı ayrı Tanrı tarafından yaratılmaktadır. Yani Tanrı dışında hiçbir şey nedeni üzerinde etkili değildir. Tanrı sürekli yaratımını imleyen adetine de sadık kalmak zorunda değildir. Dilerse adetini değiştirip evrende her şeyi farklı şekilde yapabilir. Bu durumun İbn-i Rüşd'ün de fark ettiği gibi mucizeyle sınırlı olduğu da söylenemez. Çünkü Gazali tıpkı öncüsü Eş'ariler gibi sihirli, tılsımlı olaylara inanmakta, keramet gibi şeyleri de mümkün saymaktadır. Şimdi evrendeki düzenin pamuk ipliğine bağlandığı, doğa yasası yerine Tanrı'nın anlık yaratımını imleyen adetullahının yerleştirildiği, her olgu ve olayın yanıtının tanrısal yaratma olarak görüldüğü bir paradigma içinde doğal neden sonuç ilişkisini olanaklanan bilimsel bir anlayışın ve bilimsel bir faaliyetin gelişmesini beklemek mümkün müdür? Felsefenin ve bilimin temeline oturan doğal nedenselliğin bir diğer deyişle nedenin sonucu üzerinde etkili olduğu anlayışının Eş'ariler ve onların en güçlü savunucusu olan Gazali tarafından dinsel gerekçelerle inkarının İslam dünyasında bilim ve bilimsel düşünceyi olumsuz yönde etkilemediğini söylemek, bilimin doğasıyla anılan anlayışın karşıtlığına gözleri yummak demektir. Her şeyi her an Tanrı'nın yarattığı savı, felsefi olarak doğanın araştırılacak bir iç işleyişinin olduğu düşüncesini yok saydığı gibi, doğadaki iyi ve kötü her şeyi Tanrı'ya bağlamaya da neden olmaktadır. Böylesi bir evren, her an her şeyin olabileceği sihirli ve mucizevi bir evrendir. Tıpkı çocukların evreni gibi. Ve böylesi bir evrende Tanrı'nın olağanüstü eylemleri dışında araştırılacak hiçbir şey bulunmamaktadır. Batı'da gelişen modern bilimin serüveninin ereksel nedenin ya da tanrısal nedenselliğin mümkün olduğunca uzaklaştırılması ve ikinci ya da doğal nedenselliğin ön plana çıkarılması serüveni olduğu düşünülürse, Eş'arici ve Gazalici anlayışın İslam dünyasındaki negatif etkisi daha iyi anlaşılır. Neden sonuç ilişkisinin yatsınması, bunun yerine ara neden olarak Tanrı'nın anlık yaratımının ikamesi, doğal olgular arasındaki ilişkiyi askıya aldığı gibi insan ve eylemler arasındaki nedensel ilişkide askıya alınmasına yol açmaktadır. İnsan ve eylemler arasındaki ilişkiyi askıya almak, kaderciliğe yol açmak, insanı yok saymak, insanlardaki kendine güven ve üretme hırsını yok saymaktır, yok etmektir. Böylesi edilgin bir insanın, bilimin ön koşulu olan yüzünü bu dünyadaki nedenler ve nedensel düzeneklere döndürmek ve onları araştırmak yerine Tanrı'ya ve öte dünyaya döndürmesine yol açması kaçınılmaz gibi gözükmektedir. Gerçekten de İslam dünyasında gözlenen durum budur. Şu halde İslam dünyasında filozoflar ve onların ikinci nedenlere vurgusuyla doğup gelişen bilim ve felsefenin Eş'ari ve Gazalici düşüncenin pekişmesiyle kütürleşmeye girmesini, bu zihniyet egemen olduktan ve eğitim aracılığıyla yaygınlaştırıldıktan sonra bilim insanı ve filozof yetiştirmede sorunlar yaşamasını, başka anlayışlara yani sosyoekonomik nedenlere ek olarak bilgiyi esine ya da tanrısal yaratıya ya da keşfe indirgeme, farklı düşünenleri dinsizlikle suçlama, nesneler dünyasına erekselci bakma, maddeyi küçümseme ve doğayı reddetmenin yanında
nedensellik düşüncesinin yatsınmasıyla da bir bağının olduğu gerçeği inkar edilemez. Nedensellik düşüncesinin Batı felsefe geleneğinde de güçlü eleştirilere uğradığı görülür. Söz gelimi neden-sonuç ilişkisinin en köktenci eleştirileri yönelten David Hume, bunu bilgi kuramsal kesinliğe ulaşmanın mümkün olup olmadığını irdelemek ve neden-sonuç ilişkisiyle temellendirilen rasyonel teolojileri yıkmak için yapar. Yoksa Gazali'nin yaptığı gibi dinsel endişelerle değil. Bu nedenle David Hume'un eleştirileri Batı'da bilgi felsefesi ve bilim felsefesi alanında canlı bir tartışma geleneği yaratmışken, Gazali'nin eleştirileri her şeyi ara nedenci, vesileci düşüncesi gereği Tanrı'ya bağladığı, doğadaki düzeni pamuk ipliğine bağlı hale getirdiği, doğa yasası düşüncesini tanrısal adete indirgediği için kaderciliğin pekişmesine ve olayların doğal nedenlerinin araştırılmasına ket vurmuş gibi gözükmektedir. Zira her şeyin nedeni olarak Tanrı'yı gören bir dizgede doğal nedensel sorgulamalara yer bulmak ne ölçüde mümkündür? Son dönemlerde kimilerinin yaptığı gibi psikolojik teselli arayışı içinde eşareci ve gazalci anlayışla kuantum fiziği arasında bağ kurmak da mümkün değildir. Kuantumda bazı şeylerin nedensizliği dile getirilse de her şey hala doğal süreçlere indirgenmeye çalışılmaktadır. Oysa Gazali doğayı reddetmekte, doğal süreçleri reddetmekte, her şeyi anlık olan tanrısal yaratmaya indirgemektedir ve Tanrı dışında aktif, kendinde işleyişi olan doğa diye bir şeyin varlığını kabul etmemektedir. Doğanın kabul edilmediği bir düşünce dizgesinde bilim kendisine nasıl yer bulabilir ki? Evet, gördüğünüz gibi İslam dünyasında iki büyük yaklaşım tarzının çatışması. Aslında nedensellik sorunu üzerinden göstermeye çalıştım iki büyük şeyin kavgasını ve egemen olan paradigmanın da genelde gazayici paradigma olduğunu söylemeye çalıştım. Tabii burada bir son şey daha söyleyeyim, bir cümle daha söyleyeyim. Gazalici bu bakış açısı özellikle Teafüt'ün çevirileriyle yine anladığım kadar daha çok etkili olan da İbn Meymun'un Delaletül Hayrin isimli eserinin Batı'ya çevirisiyle Batı'da da tanınacak. Özellikle Nicolas de Autecourt diye bir Fransız teoloğu ki benim o sana verdiğim, size verdiğim metinlerde görebilirsiniz, orada da var. Onun eleştirilerinde Gazalici yaklaşım tarzının belli bir etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Batı'da da tanınacak yani. Hatta bazıları David Hume'un nedenselliği eleştirisiyle Gazali'nin eleştirisi arasında da paralellikler olduğunu, etkileşim olduğunu dile getirmeye çalışacaklar. Kanım odur ki eğer böyle bir etkileşim varsa bu Nicolas de Autecourt ve büyük olasılıkla üzerinden gitmiş olmalı, İbn Meymun üzerinden gitmiş olmalı demek gerekiyor. Evet, bu dersi burada bırakalım. Gelecek ders Batı Hristiyan dünyasındaki tartışmalarımızı sürdürürüz diyorum. Şu şeyi kapatalım, kaydı.